Selamlar. Başarılı toplantılar dilerim. Değerli katılımcılar, öncelikle Avrupa Bilim Editörleri Birliği tarafından, onun Türkiye Şubesi tarafından organize edilen kriz dönemlerinde editörlük ve yayıncılık online seminerine hoş geldiniz. Öncelikle doğru ve tam bilimsel dergi yayıncılığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu sıkıntılı pandemi döneminde herkese sağlıklı günler dileklerimle başlamak istiyorum. 2018 yılında kurulan EASE Türkiye bölümü, bölgemizde bilimsel yayıncılık ile ilgili kişileri bir araya getirerek editör, hakem ve yazarlara yönelik aktiviteler yapmakta ve çeşitli kaynaklar sunmaktadır. EASE üyelerinin COVID-19 pandemisi sırasında birçok yayında gözlemlediği düşük standartlar nedeniyle 7 Nisan 2020'de EASE tarafından bir açıklama yayınlandı. Ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği, COVID-19 konusunda yapılan araştırmaların raporlarında gerekli yayın standartlarının sağlanması ve bu raporların yayınların kabul edilmiş kılavuzlara uygun olması ve çalışma kısıtlılıklarını da açık bir şekilde belirtilmesi açısından tüm editörleri teşvik ettiğini ve desteklediğini beyan etti. Normal şartlarda bu Haziran ayında yapacağımız EASE Kongresi'ni de burada işleyeceğimiz konu çerçevesinde online olarak yapmayı kararlaştırdık. Ana oturum yarın EASE üyelerine yönelik olarak gerçekleşecektir. Burada programda gördüğümüz konu başlıkları ele alınacak. Bunlara biz de bazı eklemeler yaptık ve birazdan yayıncılık alanında çok değerli paydaşlarımız ile editörler, yayıncılar ve TÜBİTAK ve TÜBA'dan yetkin isimler ile tartışacağız. Programda her bir konuşmacımızın konuyla ilgili eklerini belirttik. Kendilerine değerli zamanlarını bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu seminerin fikrini veren ve bizi görevlendiren EASE'ye, teknik açıdan her türlü imkanı sunan ve destek olan AVES Yayın Evi'ne ve çalışanlarına ve seminerimizle ilgi göstererek yaklaşık 600 katılımcımıza da teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Tekrarları önlemek ve zamanı iyi kullanmak adına konunun giriş bölümünü fazla uzatmadan Başkanımız Sayın Pippa Smart'ın sizlere gönderdiği hoş geldiniz mesajı ile toplantıyı açıyor. I'm Pippa Smart, President of the European Association of Science Editors, and I would like to add my welcome to all participants at this important regional event before the EASE conference tomorrow. I am sorry not to be able to attend in person. Although this year has been a great challenge for everyone and devastating for some, we have also seen incredible collaboration, innovation, and a growth in the open sharing of science. This has led to an almost unbelievably rapid increase in research and publication output, with currently over 26,000 articles on preprint servers and journals that relate to the COVID-19 outbreak. And with this tremendous increase in research output, the role of the scholarly editor has never been more important. As editors, we have a responsibility to impose quality controls that ensure the integrity of published research. We also have a responsibility to ensure that research is well communicated, that what the authors have said can be understood, evaluated, and replicated by other scientists. Our role is as a mediator between researchers who produce and those that read the research, and we have a duty to work honestly and objectively. The EASE community comprises a wide range of editors, each of whom plays an important part in helping to validate and communicate science. Our network of members provides an almost unique environment in which everyone can share experiences, learn from others, and support the quality of science editing. And events such as this are an ideal opportunity to meet and learn from other editors, and I'm delighted that this event has been organised. I would now like to ask Duncan Nicholas, Vice President of EASE, to say a few words about our activities.
Thanks, Pippa. Hi, I'm Duncan Nicholas. I'm the Vice President of EASE, and I want to take a few minutes to give you a quick tour of some of the activities that we've been getting up to over the last year or so. And first, although the circumstances are quite unfortunate with the pandemic, we are pleased to be able to experiment with this online event and provide virtual conference and these meetings. And they're the first of many of this type of event that we want to try and produce for our members on a variety of topics in different formats. So related to this, we've been developing the infrastructure for community groups. We've got our regional chapters and our subject area groups. So we have regional chapters all over the world now, with more being developed, and the community groups focused on gender policy and peer review. So the GPC have been developing their SEGA guidelines into different languages and different subject areas, plus a new project to address the gender balance of editorial boards and reviewers. The peer review group have been delivering training sessions and being involved in workshops alongside Peer E initiative. And we've been involved in the organisation of Peer Review Week, a global initiative highlighting the value of peer review. The peer review group also set up the latest toolkit alongside our author toolkit and the editor toolkit, all of which feature the latest resources for training, personal and professional development, tools and techniques for advancing each of those areas. Alongside those, the EASE guidelines for authors and translators is now available in 29 different languages, and in May celebrated the 10th year anniversary with a Jubilee article written by Sylvia Orfnalska for EASE Digest and available on the website as well. We've also been supporting industry and academic initiatives such as the Leiden Declaration on Transparent Editorial Policies, the Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communications, and we also co-hosted an event with the European Commission discussing impacts of the GDPR data policy and measures on scholarly publishing. And we will be publishing on the EASE website very soon the outcomes from that meeting. Earlier this year, we also published our environmental manifesto, spearheaded by Stefan Mertens, which addresses sustainability in scientific publishing, which is the theme for our 2021 conference in Valencia. And we also published an address about maintaining editorial standards during the coronavirus pandemic, but also for any crisis, which is the theme of our 2020 virtual conference as well. So lots of related initiatives all developing there. We also revolutionized our journal, European Science Editing, splitting it into a brand new, fully open access journal focused on primary research, review articles, editorials and correspondence, and that's hosted on an ARFA platform, which is an excellent progressive journal publishing site that integrates all kinds of really cool kind of features. And the second part of the split is the physical digest, which we will continue to mail to all of our members a few times a year, and that includes all the very popular article types that we have published in the journal previously, such as articles from the blog, news notes, meeting reports, summaries of forum conversations, interviews with industry figures and journal editors, and many other kinds of interesting topics and articles. So all these activities are all mentioned and updated on our website as and when they happen and developments occur. And we also communicate these developments through our social media channels, Facebook page, Facebook group, the Twitter account for EASE and the ESE journal, and LinkedIn page, which is new, and LinkedIn group.
We also have the email listserv and the online forums and our monthly newsletter. So we have loads of different channels for you to choose your preferred source of information from EASE. Also, lots of avenues to get in contact with us if you want to start any new initiatives, or you have any ideas, or you want to be involved in anything that's happening at the moment. So that was an extremely fast look, very quick tour of everything that we've been doing in the last few years. Well, not even everything. There's plenty more. So hopefully you have a good dig around on our website and all of our related platforms, and have a good look at everything that we've been putting out. So thanks for listening. It's been a pleasure going through all that with you, and speak to you soon. Bye. Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Konuşmacılarımızdan ricamız, soruları 5'er dakika içinde kısaca cevaplamaları. Detayları toplantı sonundaki sorular ile birlikte ele alınabilir. Süreye göstereceğiniz özen için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle yayıncılık alanında ülkemizde çok emeği olan Sayın Orhan Yılmaz'a soruyorum. Sizce pandemi akademik yayıncılığı nasıl etkiledi? Buyurun. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor, gayet iyi. Sayın Başkan, sevgili panelistler ve bizi dinleyen katılımcılar, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 20 yıldır kendisini Dünya Sağlık Editörleri Birliği'nin tartışma platformunda hayranlıkla dinlediğim sevgili Pippa'nın sesini de duymak güzeldi. Geçtiğimiz günlerde sevgili Cem ve Taner'le birlikte Edirne'de kendisiyle uzun konuşmalar yapmıştık. Ve daha sonra da sevgili Cem'le kendisinin hazırladığı editörünel kitabını sizlere kazandırdığımız için de mutluyum. Kriz döneminde diye başladığımız seminerin, webinarın adı pandemi dönemi oldu. Bu pandemi nedeniyle de tüm kaybettiklerimizi, ama öncelikle sağlık çalışanlarının burada bir kez daha rahmetle anmak ve ışıklar içerisinde uyusunlar demek isterim. Ama pandemi dönemlerinde tüm dünyanın özellikle nefes almaya ihtiyacı var. Herkesin nefes alması gerektiğine inanarak konuşmama başlamak istiyorum. Bu dönemde klasik bir motto var. Her zaman kullandığımız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii bu sadece COVID nedeniyle değil. Bir süredir söylenen bir sözcüktü. Öyle ki ben de Ocak ayının sonlarında, 2020 Ocak ayının sonlarında yazdığım ve 22 Şubat'ta sevgili Nuri Özgürgin'in toplantısında otoloji bilimsel yayınları ve gelecek konusunda konuşmamı yaparken söylediğim sözcükleri bugün gerçekleşmiş olarak görmek bir kısmını beni mutlu ediyor. Hemen hızlıca geçeyim. Artık yayıncılık açık erişim, e-dergi ücretsiz ulaşım olacak. Kağıt artık yayıncılıkta bana göre olmayacak. Dil farklılığının çok kısa sürede, üstelik az bilinen diller dahil olmak üzere gerçekleşip, ana dillerde zaten sorunun yoktu, hallediyorduk ama atıyorum çok bir küçük bir ülke dilini bile çeviriyle rahatlıkla o bilgiye ulaşabilmemiz olanaklı olacak. Benim bazı değişikliklerle ilgili hızlıca söyleyeceğim konular şunlar. Bir,
danışmanlık artık daha önem kazanacak. Ancak ben dergilerin artık yazıların kabulünden sonra böyle yılda 3 defa çıkan bir dergi için 4 ay, ki bunun öncesini de düşünerek, bir yazının kabulünden sonra 5-6 ay beklemesini, bilim camiasına atılması için beklemesini uygun bulmuyorum. Ve bunun değişeceğini de güzel örnekleriyle görüyorum. Artık benim de itiraf edeyim, isim babalarından olduğum ve TÜBİTAK'ta uzun süre sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık adıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıların artık adını yine değiştireceğimizi ve sağlık bilimleri ya da diğer bilimlerde sürekli yayıncılık olacağını buradan söylemek durumundayım. Artık hiç kimse bilim camiasına danışmanlar tarafından, editör ve danışmanlar tarafından kabul edilmiş ürünlerin 3-5 ay, 6 ay veya daha fazla beklemesini kimse kabul etmiyor. Dolayısıyla artık sürekli yayın ve bunlarda da, bu sürekli yayınlarda da yıllar yılı ısrarla istediğimiz sayı numarasının artık olmayacağını, olmayabileceğini demiyorum, olmayacağını, cilt ve sayfa yıl bilgisiyle çıkacağını, sayı kavramının ortadan kalkacağını düşünüyorum, görüyorum ve bunun böyle olacağını da... Son 30 saniye. Çalıntı, duplike gibi zaman içinde yanlışlığı ve yanlılığı saptanmış çalışmaların retraksiyon yerine yazıya eklenen özel yorum veya açıklama notları ile KBB forum tarzında bir tipleme dergi yapısıyla ömür boyu kalmasının, arka planda arşivde yer almasının ve bilim toplumunun sürekli bilgilenmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle danışman ve editöryel ekip tarafından kabul edilmiş yazıların son yılda gördüğümüz gibi, son aylarda gördüğümüz gibi ciddi gerekçeler dışında retrakte edilmemesi gerektiğini ve bu retraksiyonla ödüllendirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Retraksiyon çok özel durumlar dışında uygulanabilir ama benim görüşüm retrakte edilse dahi bunun üzerine özel bir görünen kırmızı bir çarpı ya da X işaretiyle bu yazının bir retrakte edildiğini, şu şu gerekçelerini de editoryal bir not ile ömür boyu kalması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi teşekkür gibi, Orhan abi. Çok kısa, son iki slaytım. Pandemi gibi çok farklı dönemlerde bilginin geciktirilemeyeceği, bekletilemeyeceği özel dönemlerdir. Burada böyle dönemlerde özellikle sektör baskısı ile bilim toplumunu yanıltmak normal karşılanmayacak bir durumdur. Ancak verilerin de bir an önce gün ışığına çıkması toplum yararı nedeniyle önemlidir. Bunun için sadece şunu söylüyorum, ilgimiz açısından bir ay öncesinin verileri. 1968 yılında ilk COVID yayını çıkarken bütün yıl boyunca 2019 yılında sadece 792 yayın varken 2020'nin sadece Mayıs ortasında yaptığım bir çalışmayla 5751 COVID yayını olduğu ve bunun da 15.000'e ulaşması beklendiğini söyleyerek bu dönemde işimizin editörler ve yazar yayıncılık ilgilileri olarak işimizin bir hayli yoğun olacağını söylüyor ve tabii ki Predator dergi ve sahte yayınlara, yağmacı yayınlara dikkat etmeniz dileyerek hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. Sayın Oğuz Kılıç'a yönelteceğim bu soruyu. Kriz dönemlerinde kabul hızını nasıl iyileştirebiliriz? Buyurun Oğuz Hocam. Sayın Başkan, değerli panelistler ve katılımcılar, bu panelde bana da söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve hemen sunumuma geçiyorum. Orhan Hocam, ekran paylaşımını durdurabilirsiniz. Tamamdır. Tamam, Oğuz Hocam başladı. Başladı mı? Evet. Sanırım görebiliyorsunuz değil mi? Şu anda göremiyoruz ama lütfen devam edin. Tamam.
Ben bu süre içinde aslında yayın hızının sadece bu süreçle, kriz dönemiyle ilişkili olmadığını düşünüyorum. Ve kabul hızının neden önemli olduğunu biliyoruz. Yazarlara zaman kaybettirmemek önemli, makale içeriğinin güncelliğini kaybetmemesi çok önemli, bilginin hızla hedef kitleye ulaşması gibi başat sebepleri öncelikle sayabiliriz. Yazarlar peki dergiyi seçerken yayın hızına dikkat ediyor mu? Evet, derginin saygınlığı, etki faktörü, uluslararası erişilebilirlik yanında yayın hızına da dikkat ediyor. Bunun yanında makale kabul ederken zaman harcanan basamakları da hepimiz biliyoruz. İlk submit edildiğinden yayınlanıncaya kadar epey bir basamaktan geçiyor. Bu yönde yapılmış bir Türkiye'den çalışma var. Sayın Umut Al ve İpek Şencan'ın yaptığı 2016'da geliş ve yayınlanma süresinin 273 gün olduğunu biliyoruz dergilerde. Bu uluslararası indeks dergilerinde. Yine benzer bir çalışma Hindistan'dan yapılmış. Orada da 143,5 gün hakemlik süresinin, 146,5 gün yayınlanma süresinin olduğunu biliyoruz. Burada bir fark çıkmış. AOP'si olan dergilerde yayın süresinin daha kısa olduğunu ifade ediyor bu yayın. Peki bu süreleri kısaltmak için dünya neler konuşuyor? Bazı ilişkiler saptanmış. Eğer editör gelen makalenin kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyorsa, atıf kapasitesi yüksekse yayınlanma hızı artıyor. Sosyal faktörler var. Editör tecrübeli ise, makale editörün ilgi alanındaysa, editör ve yazarın çapraz atıf trafiği söz konusuysa ya da daha önceden ya da mevcut yazıda koautör olunması gibi durumlarda ortalama yayınlanma süresinin 19 gün olduğunu ifade eden Emre Sarıgöl'ün bir çalışmasına da rastladım. Yazıyı birden fazla dergiye aynı anda gönderme multiple submission olarak geçiyor literatürde. Bu tartışılabilen bir konu. Biz bunun için olmaması gerektiği konusunda yazardan imza alıyoruz ama bu süreyi kısaltabilir, dergiler arasında bir kompetisyon yaratabilir, duplikasyon sorununu da kurulacak kontrol sistemleriyle aşabiliriz diyen makaleler de var. Önümüzdeki yıllarda herhalde bunu da tartışmaya başlayacağız. Ama süratin felaket olduğunu biliyoruz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir COVID yazısı International Journal of Antimicrobial Agents'ta çıkmış. Geliş tarihi 16 Mart, kabul tarihi 17 Mart, görünebilir hale gelmesi 20 Mart. Çok hızlı bir süreç işlemiş. Peki bu kadar hıza rağmen çok ulaşması gereken bir bilgi mi? Makale yayınlandıktan sonra bir soru editorial almış. Makalenin kurgusunda ve etik anlamda bir takım sıkıntılar var. Peki neden bu kadar hızlı yayınlanmış? Sondan üçüncü yazar derginin aynı zamanda baş editörü. Böyle bir sorun da yaşadık. Süratlenelim derken kaliteden ve etikten tabii ki taviz vermememiz gerekiyor. Turkish Thoracic Journal olarak biz neler yaptık bu süreyi kısaltmak için? Sadece COVID süreci değil, Kasım 2019'da bu kararı vermiştik. Teknik inceleme hızlandırdık. Editör değerlendirmesi için bir fast track sistemi kurduk. Hakem havuzumuzu güncelleyip yardımcı editörlerle anlık iletişim kuracağımız bir sistem geliştirdik. Değerlendirme süresi beklenmeden hakemin motive edilmesi konusunda da yardımcı editörlerimizle bir sistem kurduk. Yıllık sayımızı da 6'ya çıkardık. Peki bunları yaptıktan sonra Kasım 2016'dan günümüze 6 ayda ne değişti? Öncesine göre düzenlenme gelişten ilk karar süresine kadar 64 gün süremiz vardı. Bu süre 41 güne indi. %35'lik bir azalma oldu. Ki bu dönemde yazı trafiğinde %20'lik bir artış olmasına rağmen bu azalmayı sağlayabildik. COVID süreci özelinde değerlendirecek olursak da gelişle son ilk karar süresi arasında geçen sürenin de 9 gün olduğunu ifade edebilirim. Şu ana kadar Ahead of Print olan hiçbir yazımıza da ciddi bir editorial gelmemiş durumda. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz değerli Oğuz Hocam. Şimdi diğer soruya geçmek istiyorum. Yine önemli editörlerimize Mustafa Seçil Hocam'a yöneltmek istiyorum bu soruyu.
kaliteli editörlük nedir sizce? Kriz dönemlerinde nasıl idame ettirilmelidir? Buyurun Mustafa Hocam. Şimdi ekranımı paylaşamıyorum ama şu anda paylaşabilirsiniz hocam. Evet. Şimdi kalitenin tanımı kolay değil. Sesim geliyor değil mi? Evet. Güzel. Kalitenin tanımı kolay değil. Bütüncül bir şey çünkü. Ama istenen nitelikleri sağlayan, bunu karşılayan olarak genel olarak söyleyebiliriz. Peki editör ne? Editör benim tanımım. Eksik olabilir, tamamlayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Bilimsel iletişim sürecinde önceden belirlenmiş kural ve kılavuzlar ile gönüllü, tarafsız, adil, özenli bir şekilde yürütmeye gayret eden kişi olarak tanımlanan editörü. Bunu yaparken de pek çok bağlantımız, uzlaşımız, bunu mutlaka yazı olarak yapmak bir aslında kalite ölçütü. Yine özet olarak söyleyecek olsam kaliteli editorial nedir diye, yapacağını yaz, yazdığını yap, kararlı ve tutarlı olarak özetleyebilirim. STM'nin raporunda, 2018 raporunda böyle bir döngü örneği buldum, bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu esas olay yazarlarla okuyucular arasında geçiyor ama böyle bir döngü var, küçük döngü. Bir de şimdi ekonomik boyutuyla dönen bir büyük döngü var. Editör bu döngünün bütününden doğrudan sorumlu. Tümünden ise dolaylı olarak sorumlu. Merkezdeki kişi editör. Sürecin düzgün kaliteyi yürütülmesi için. Okuyucular ve yazarlar da bir sistem bileşenleri var. Sistemde hakemler var, editörler var. Danışmanlar var, biz kullanıyoruz. İstatistik danışmanımız var. İşte yapay zeka için danışmanlarımız var. En koordinatörümüz, dil düzeltmede kopya editörleri var ve teknik ekipler var. Bu sistem bileşenlerinin bir harmoni içerisinde çalışması kalitenin önemli bir bileşeni ve bunun sorumlusu editörler. Derginin süreç yönetim ilkeleri var elbette ve bunu bazı kılavuzlara ya da önerilere göre yapmaya çalışıyoruz. Kaliteyi korumak için bu önemli. Buradan yararlandım. Süreç yönetimi ve bileşenleri kriz döneminde nasıl yönettik, nasıl yönetmeliyiz ya da karşılaştığımız güçler nelerdir, onları şimdi hızlıca paylaşacağım. Şimdi yazarlara dair karşımıza çıkan bu COVID döneminde olay, daha fazla yazı aldık. Yani 15 Mayıs'a kadar, önceki yıllarda 180-190 tane yazıyken 15 Mayıs'ta 288 tane yazımız var. Yani bunların hepsi tabii COVID değildi. Karantina nedeniyle daha fazla insan rutin dışında olduğu için elinde birikmiş olan yazıları yazmaya başladılar. Konut dışı yazılarda da bir artış oldu. Daha çeşitli yazarlarla karşılaştık. Bilgisayarlı tomografi tabii çok gündemde olduğu için sadece elinde bilgisayarlı tomografi olan yerler, küçük üniversiteler, imkanları kısıtlı yerler ya da özel üniversitelerden yazılar gelmeye başladı. Bu ne demek oldu? Bir iş yükü artışı. Tabii daha önce deneyimi kısıtlı olan kişilerde işte tasarımda, sunumda, yazımda niteliği düşük yazılarla karşılaştık. İlk defa yapanlar ya da olaya bir anda saldıranlar arasında etik ihlal riskleriyle karşılaştık. Hakemlerle ilgili artılarımız ve eksilerimiz nelerdi? Şimdi konu yeniydi, ilk defa karşılaşıyorduk. Dolayısıyla ilgi çekiciydi, herkes bir öğrenme sürecine girdi. Hakemler olması gerekenden ya da beklenenden diyeyim, daha bunun arkasında tabii evde boş, karantina döneminde boş duruyor olmanın da etkisi var elbette. Sadece COVID makaleleri, diğer makalelerde de hakemlerin kabulünün kolay olduğunu gördük ve süreçleri hızlandı, değerlendirme süreçleri hızlandı. Eksi olarak ne sayabiliriz? Yeni bir konu, bilgi birikimi sınırlıydı. Hakem, nitelikli hakem olmak güçlük oluşturdu. Şu anda da yaşadığımız Haziran itibariyle artık hakemler yoruldu. COVID makalesi kabul etmiyorlar. Çünkü bütün dünyada, Türkiye'de ve bütün dünyada normalleşme süreci başladı. Teknik ekiplere dair ne söyleyebilirim? Uzaktan çalıştılar, esnek çalıştılar. Belki hani bütün son 30 saniye. Ama
kaygıları vardı onların da mutlaka insanlar çünkü hepimiz gibi. Covid makalelerinin öncelenmesi, hız baskısı ve artan IŞİD yük demek oldu. Gizliliğe çok dikkat etmek gerekiyor bu dönemde. Bu için çok sıkıntı oluşturabilir. Artan iş yükü gecikmeleri yol açabilir. Editörler çalışıyor olabilirler aktif olarak işlerinde. Yönetici olabilirler kendi hastanelerinde. Kriz makalelerinin öncelenmesi eşitsizlik yaratabilir bekleyen makaleler açısından. Akran değerlendirmesi hız için ödün vermek riski taşıyabilir. Yetkili hakem bulmak güç olabilir. Çıkar çatışması yani aynı hakem yani süreciniz içerisinde makale göndermiş bir kişiye hakemlik gönderemezsiniz. Bu bir risktir. Hız yine bir felakettir. Az önce belirtildiği gibi yöntem açısından verinin işlenmesinden hatalar yapılabilir. Bilimsel teknik hatalara neden olabilir. Geri çekmeler yaşandı biliyorsunuz. Ve bulduğumuz her şeyi yayın yapma gibi bir riskimiz olduğu için bulguyu yanlış yorumluyor olabiliriz. Hakemler de yazarlarda yani bir bias oluşabilir. Etik kurumlar bir süre çalışmadı, bu bir sıkıntı oluştu. Uluslararası ulusal otorite izine bağlandı komite yayınları. Bu yazışmaları biraz uzattı. Yazar çıkar çatışmaları, disiplinler arası çatışmalar ve intihar riski yaşadık, gördük, gözlemledik. Atıf tabii arkasından gelecektir. Ama daha önemlisi benim gözlemlediğim bir kaynak boşluğu vardı. İnsanlar tomografi cihazının direkt grafiğin hangisini öncelikle kullanacağını bilmiyorlardı ya da nasıl konacaklarını bilmiyorlardı klinik anlamda da. Bu da invited commentary'lerle bu sorunu aşmaya çalıştık. Artçılarımız olacak, hastalık tekrar edebilir ya da ikinci dalga gelebilir. Bu yılda önümüzdeki yıllarda ekonomik sonuçları yaşayacağız. Dergici çok kolay vazgeçilebilen bir şey. Özellikle dernekler tarafından. Kur değişikliğinin hemen yansımaları olacaktır. Olası başka krizler her zaman mümkündür. Kaliteli editörlük sürecinin iyi tanınması ve sürdürülmesi gerekiyor. Krizler bu iyi niyetli gayretimizde engeller oluşturabilir ama her yerde olduğu gibi engeller ortak akılla aşılabilir. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Şimdi İpek Kıvılcım Oğuz Ülgen Hocam'la devam etmek istiyorum. Kriz dönemlerinde akran değerlendirmesi kalitesinin düşmesini nasıl engelleyebiliriz? Buyurun İpek Hocam. Herkesi ben de saygıyla ve bu pandemi döneminde ben de sağlıkla selamlamak istiyorum öncelikle. Ekranımı hemen paylaşıyorum. Evet. Şöyle yukarıya doğru alacağım. Ben de Turkish Thoracic Journal'ın Oğuz Hoca ile beraber eş editörüyüm. Biz dönem olarak da yani meslek grubu branş olarak da aslında çok yoğun bir dönem geçirdik. Ve bu yeni hastalığı hepimiz, herkes tüm dünya olduğu gibi yayınlanan yazılarla öğrenmeye başladık. Dolayısıyla kaliteli yazıları okumak bizim için çok önemliydi. Fakat haklı olarak Cem Hoca'nın da başlangıçta vurguladığı gibi 7 Nisan'da Avrupa Sağlık Editörleri Birliği, Bilim Editörleri Birliği çok güzel bir çağrı yaptı editörlere. Çünkü çıkan yayınlar öğretici olmasının yanına yanıltıcı da olmaya başlamıştı. Bununla ilgili sağlıkla ilgili araştırmalarda kalitenin artırılması ve şeffaflık network'üne çok güzel bir vurgu yapıldı. Hepimizin bildiği bir platform bu. Burada aslında akran değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili pek çok kaynak sunuluyor ve pek çok eğitim videoları da var. Akran derken daha belki hepimizin aşina olduğu formatıyla hakem diye devam etmek istiyorum. Hakem değerlendirmesi dergiler için çok önemli. Dergilerin iyi indekslerde, global indekslerde indekslenebilmesi için aslında birinci şart ve oradaki yerini koruması için bunu hepimiz biliyoruz. Genel kurallar var. Ben bunların hepsinden geçmeyeceğim ama pandemi döneminde karşılaştığımız ve daha önemli olduğumuz, önemli bulduğumuzların üstüne vurgu yapmaya çalıştıracağım. Şimdi akran değerlendirmesinin ana amacı aslında yayınlayacaklarımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. Bilmediğimiz bir konuda hepimize öğretici olacak bir bilgi yayınlanırken hızlı olması, bunu çabuk ulaşılabilir olmasının yanında daha iyi olması da önemli. Gerçekten bu dönemde hakemlerimiz
Den biz çok faydalandık. Çünkü yayınları çok daha iyi, çok daha anlaşılır hale getirdiler değerlendirmeleriyle. Gizlilik çok önemli. Hepinizin bildiği gibi dünyaca çok iyi tanınan dergilerde hakem aşamasında bazı yazıların sızdırıldığını gördük ve bu yazıların bazıları geri çekilmek durumunda kaldı. Burada hakemin belki iyi niyetlen bilgiyi daha hızlı yaymak adına yaptığı girişimin uygunsuzluğunu gördük. Dolayısıyla buna da hakemlerin çok dikkat etmesi gerekti. Zamana uymak önemli. Evet, hız felakettir ama bu dönemde hem iyi hem hızlı değerlendirmeye ihtiyacımız oldu. Burada hakemler eğer zamana uyamayacaklarsa belirtmelerini özellikle talep ettik. Tabii ki hakemler bunları yaparken araştırmanın orijinal mi olduğu, geçerli mi olduğu, etik sorunlar olup olmadığı, verilerin sunumunun yeterli olup olmadığını tabii ki değerlendireceklerdi. Hızlı veri derken, bakın hız felakettir diyoruz ama burada hız da önemli. Bu Pablons'un yaptığı bir araştırma, 2013 ile 17 arasında bakın bölgedeki pek çok ülkenin verileri var. Bir hakem değerlendirme süresi yaklaşık 16 gün olarak belirlenmiş. Pandemi döneminde özellikle bizzat branş olarak bu işle birebir ilgilenen bölümlerde bu daha da uzayabileceğini, çünkü iş yükümüzün çok arttığını biliyoruz. Bunu da dikkate alarak hakem seçimi yapması gerekti. Dolayısıyla biz bu pandemiyle tamamen birebir ilişkili bir uzmanlık branş olarak nasıl yürüttük bunları ve buradan çıkarttığımız dersler, sonuçlar ne oldu? Burada hakem seçerken belki yeni olan bir konuda daha deneyimli hakemlik yapabilecek kişilerin oluşturulması, yani yeni hakem listesinin oluşturulabileceğini gördük. Peki bu deneyimli kişileri nasıl seçebilecektik? İşte bu da networking ile ilgili. Kendi branşınızda yaptığınız networkle bazı kişilerin çok daha fazla hasta gördüğünü, çok daha fazla okuduğunu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla belki daha önce sık hakemlik yapmayan kişiler bu dönemde bize çok güzel hakemlik yaptılar. Bunu her türlü hakemlik, her türlü pandemi ve kriz döneminde yeni bir hakem havuzunun oluşturulabileceğinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yine her hakem ataması öncesinde birebir temasa geçilip uygunluğun sorulması bu dönemde çok önemliydi. Çünkü dediğim gibi branş olarak birebir işin içindeydik. Biliyoruz ki bazı meslektaşlarımız pandemide ön sıralarda görev aldı. Son 30 saniye. Evet, ben de bitiriyorum son slaytımı zaten. Dolayısıyla birebir hakemlere bu hafta uygun musunuz, önümüzdeki hafta uygun olacak mısınız diye sormak süreyi de doğru kullanmak adına çok uygun oldu. Hakemlikteki genel kurallar ve üzerinde durulması noktalardan feragat edilmemesi gerektiği hakemlere belirtilmeli. Dolayısıyla belki kriz dönemlerinde farklı bir hakem davet mektubu göndermek çok önemli olabilir. Gizlilik ihlalinin bu dönemde ekstra hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve yine muafiyet tarihleri hakemler için oluşturulabilecek şekilde bir düzenleme yapılabilir. Aslında bu gördüğüm kadarıyla tüm sistemlerde var. Ama yoğunluktan hakemler bunu göremiyorlar. Belki tüm hakemlere bir e-mail'le bu muafiyet tarihleri bu dönemde değerlendirilemeyeceklerinin belirtilebileceğinin de kriz dönemlerinde düşünülebileceğini düşünüyorum. Hepinize dikkatiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz İpek Hocam. Şimdi yine Fen Bilimleri dergilerinden değerli bir dergimizin editörü Kadri Kıran Hocam'a sormak istiyorum. Evde tecrit döneminde kaliteli yayıncılığa nasıl devam edebiliriz? Buyurun Kadri Hocam. Herkese merhabalar öncelikle. Teşekkür ederim hocam soru için. Öncelikle bu webinarda anladığım kadarıyla Yayıncılar Dergi Park ve TR Diz'in yetkilileri dışında tıp kökenli olmayan iki konuşmacıdan biriyim. Dergimizde yaşam bilimleri alanında faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla benim düşüncem tıp camiasıyla diğer bilim camiaları arasında akademik yayıncılık anlamında bu kriz döneminde biraz bir farklılık yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü krize neden olan bir konunun akademide biraz daha popüler olacağını düşünüyorum ama diğer camialarda makale sayısı bulma, yani makale bulma açısından biraz sıkıntı oluşturabileceğini düşünmekteyim. Bunun örnek için kendi dergimden bir örnek vereyim. 2020 yılının Mart ayında biz bu pandemiye yakalandığımızı düşünürsek, Mart-Mayıs arasındaki 3 aylık dönemi geçen 3 yıldaki bu dönemle karşılaştırdığımda
%17 oranında gelen makalelerde bir düşüş görüyorum. Ancak şöyle bir durum daha analiz ettiğimde değişik bir sonuç daha ortaya çıkıyor. Bu 3 ay derginin bir yıl boyunca sahip olduğu, yayınladığı makalelerin %22'sini normalde ortalama yayınlıyordu. Ancak biz 2020 yılının Mart-Mayıs döneminde henüz hiçbir makaleyi editoryal süreçten çıkartamadık. Yani süreç çok ama çok yavaşladı. Böyle bir sürecimiz var, durumumuz var. Şimdi tabii evde tecrit dönemlerinde kaliteli yayıncılığa nasıl devam edebiliriz diye şimdi ben biraz katmak istiyorum. Karantina sürecinde tabii sürecin çok uzaması nedeniyle öncelikle esnek davranacağımızı biliyoruz. Hakemlerin daha fazla zaman istemelerine olumlu bakabiliriz. Ama bunun yanında laboratuvarların kapalı olması veya sınırlı laboratuvarlara sınırlı erişimin olduğu, sadece ülkemizde değil dünyada da böyle bir erişim sıkıntısı var biliyorsunuz. Zamanında vardı, şu anda biraz gevşedi gerçi. Ve aynı zamanda laboratuvarlara tedarik sağlayan, işte enzim sağlayan, kimyasal sağlayan bu tedarikçilerin de yavaşlamasından dolayı tabii bir sıkışıklık oldu. Burada editörlerin özellikle revizyon istenen yazarlara biraz daha toleranslı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu tür bir gecikme olacak. Revizyonlar biraz geç dönecek geriye. Bir diğer konu dergilerimizde biliyorsunuz dil editörü, istatistik editörü, sayfa editörü, dizgi editörü gibi birçok kullanıcılar var, çalışanlar var. Bunların çok büyük bir kısmı akademisyen. Ve hayatlarında belki çoğu ilk defa uzaktan eğitim gibi bir eğitimle karşılaşıyorlar. Ve bu hem onların çok zamanını alıyor hem de büyük bir stres oluşturuyor kendilerinde. Bu da kendilerine yönlendirilen işlerde hem zaman olarak uzamasına işlerin hem de kalite olarak düşmesine neden olabiliyor. Peki çözüm olarak ne öneririz kaliteyi sürdürmek için? Şöyle bir şey yapabiliriz. Biz editörler olarak söylüyorum. Bu tür çalışanları, yani dizgi editörünü, istatistik editörünü, bu kullanıcıları, çalışanları derginin sürecine sürekli bilgi dahilinde bir katma sağlamamız lazım. Yani kaç makale geldi, bunların kaçı hangi aşamaya geçti, kaç tane yayınlandı, hedefimiz kaçtı. Bu şekilde oyuna bütün bu çalışanları katmak gerekiyor dergi yayıncılığında. Böyle düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Gönderilen hakemler biraz bu esnada tabii zamanı zor büyük kullanıyorlar. Ya da cevap vermiyorlar kabul ettikleri halde. Dolayısıyla nokta atış yapmanın zorunluluğu ortaya çıkıyor. Nokta atıştan kastım şu. Publons gibi ya da ona benzer mecralarda biliyorsunuz ki bir hakemin kalitesini sorgulayabiliyorsunuz. Ne kadar yetkin olduğunu, ne kadar kısa sürede belki hani cevap verebileceğini sorgulayabiliyorsunuz. Bu tür mecralarda bulduğunuz hakemleri nokta atışıyla atamak veya hakem havuzlarının dergilerde hazır bulunanlar için söylüyorum tabii. Daha çok kullanılmasıyla bilinen hakemlerin kullanılması neticesinde bu değerlendirme süreci azalabilir diye düşünüyorum. Burada bir diğer bir fikir olarak da hem TR Diz'in hem de Dergi Park kullanıcılarının yetkililerin burada olduğunu görünce hani Publons'a alternatif bir hakem kalitesinin izlenebildiği bir database'in bence ulusal düzeyde oluşturulması gerektiğini ve biz dergi yöneticilerinin de bunları kullanarak ya da alan editörlerinin bunları kullanarak daha kaliteli hakemlere doğru hem süre hem de kalite anlamında kayması sağlanabilir ulusal ölçekte. Biliyorsunuz ki diğer kısım, Pavlos mesela ücretli bir kısım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bazı hocalarımız bahsetti. Gelen makalelerin hızlandığını söyledi. Çünkü tecrit dönemi özellikle laboratuvar verilerinin tamam olduğu ve yazım aşamasına geçen araştırmacılar için güzel bir ortam. Neden? Çünkü en azından evinde güzelce yazı yazabiliyor. Her ne kadar bizlerin ara sıra laboratuvarda bazı şeyleri kontrol etme ihtiyacımız da olsa yine de bu dönemde evet hızlı bir akış olabilir dergilerimiz. Ancak durum daha var. Laboratuvardan veri elde edilemeyen bir 3 aylık süreç var. Bunun daha ileride
bir yazıma ne diyeyim yazıma bir ket vuracağını, belli bir süre sonra karşımıza daha az makale gönderilmesi şeklinde bize bir geri dönüşü, negatif geri dönüşü olacağını düşünüyorum. Her şey için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için iyi webinarlar. Biz teşekkür ederiz Kadri Hocam. Şimdi yine bir farklı bir görüş olarak ülkemizin önemli yayıncılarından Sayın Erkan Mor'a sormak istiyorum. Yayın kalitesini koruyarak hızlı değerlendirme açısından yayıncılığın rolü sizce nedir? Buyurun Erkan. Çok teşekkürler hocam. Öncelikle tüm katılımcılara tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi biz Galenos olarak yaşadıklarımızı, yaptıklarımızı sizlerle hemen üstünden geçerek paylaşmak istiyorum. Covid-19 dünyanın dört bir yanındaki akademik kurumlar ve yayıncılar için kurumsal operasyonlarda, öğretim planlamasında ve sunumunda hızlı değişiklikler yapmaya bizleri zorladı. Bu değişikliklerden birisi verilerin hızlı bir şekilde yayılmasını, bu denli kritik olduğu dönemde tartışılan açık erişim yayıncılık popülerleşmesi, bir diğeri ise yayınların zamanında çıkması ve yayın tarihine kadar uzanan süreç içinde yayıncılık zincirini oluşturan unsurların sekteye uğramamasıydı. İçinde bulunduğumuz dönemde yayıncılar ve dergi editörlerinin en önemli görevlerinden birisi bu dönemde yayın kalitesini koruyarak yayın periyotlarının aksamasını önlemek oldu. Ocak ayından bu yana yayınlanan Covid-19 literatürü 20 binden fazla makaleye ulaştı. Bu şimdiye kadarki en büyük bilimsel literatür patlamaları arasında da gösteriliyor. Bu gibi durumlarda yayın kalitesinin düşmemesini sağlamak için ekstra önlemler almak gerekiyor. Bu nedenle bizler içinde bulunduğumuz dönemde yayıncıların üstlerine düşen en önemli görev değerlendirme süreçlerini dengede tutmak ve aynı zamanda yayın kalitesini korumak oldu. Efendime söyleyeyim, bu dönemde yayıncılık ile alakalı yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için ne yaptık? Yayın evleri bu hususta neler yapabilir? Sizlerle bunlar üzerinden gitmek istiyorum. Covid-19 ile ilgili makalelerde diğer bütün araştırma yazılarında olduğu gibi aynı kalite süzgecinden geçmesi konusunda biz yayın evi olarak titizlikle çalıştık. Bir dönem home office çalıştık. Çok da beklediğim kadar da şey olmadı, aksaklıklar olmadı. Gayet de güzel bir şekilde yürüttük. Özellikle EASİ'nin pandemi zamanındaki yayıncılık kalitesini korumasıyla alakalı vermiş olduğu tavsiyelere uyduk. Bu hususta Consort, Stroke gibi bilimsel yönergelere uyulması konusunda ekstra hassas davrandık. Ekip olarak, yayın evi olarak. Değerlendirme sürecini en aza indirgemek ve hakemlere en hızlı dönüşleri almak için normal zamanda gönderilen hatırlatma emaillerinin 2 hatta 3 katı hatırlatma gönderdik. Eğer hakem müsait değilse ve buna bir şekilde bize kısa sürede dönmüyorsa bu konuyla ilgili diğer başka hakemleri kullanmaya çalıştık. Bu şekilde mümkün olduğu kadar hızlı sonuç almak hedeflendi. Aynı zamanda makalelerle ilgili konularda normalde sorumlu yazarlarla iletişime geçilirken bu dönemde ekip arkadaşlarımız makalenin tüm yazarlarına ulaşarak en hızlı şekilde makaleleri yayına hazırlamayı hedefledik. İkinci aşamada editörlerimiz gelen yazıları Covid-19 ile olduğu için ön plana almak ve hızlı değerlendirmek adına kalitesinden ödün vermek yerine diğer yazılar gibi ayrıntılı bir süzgeçten geçirmiş ve küresel soruna çözüm üretmek hedeflenmişti. Efendime söyleyeyim, bu süreci hızlandırmak içinse web sitemizde çeşitli duyurular yayınladık Galenos olarak. Yazarlarımıza ve hakemlerimize içinde bulunduğumuz dönemde çeşitli aksamalar olabileceğini ancak bunu en aza indirgemek için bu süreçte onlara tolerans sağlanabileceği
revizyon vesaire gibi talepler belirtilmişti. COVID-19 alanında son 2 sene içerisinde çalışmalar yapmış bilim insanlarını veri havuzumuza ekledik. Efendime söyleyeyim, yayıncılığını yaptığımız dergilerde yayınlanan COVID-19 ile ilgili son 30 saniye. COVID-19 ile ilgili makaleleri veri havuzumuzda topladığımız kişilerin mail adreslerine gönderdik. Veri paylaşımının bu denli önemli olduğu zamanlarda açık erişimli yayıncılık politikası ve makalelerimizi dünyanın farklı köşelerindeki bilim insanlarına ulaştırmak oldukça bizim için önemliydi ve bunu da devam ettirmeye çaba gösteriyoruz. Hedefimiz hizmet vermiş olduğumuz dergilere en iyi hizmeti sunabilmek. Beni dinlediğiniz için sabrınıza çok çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma ve tüm katılımcılara saygılar. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Erkan Bey. Sağ olun. Şimdi yine farklı bir bakış açısı açısından Sayın Ali Ekber Şahin hocama sormak istiyorum. Pandemi döneminde sosyal bilimler alanındaki dergilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri neler olabilir? Buyurun hocam. Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ekranda görülüyor mu acaba sunum? Bilemedim ama şu an slaytım görünüyor mu? Hocam çift ekran mı kullanıyorsunuz? Evet. Tamam, yani tam ekran yapar mısınız hiç değilse? Tam ekran yapmak için. Soldakini, evet orayı tam ekranı. Tam bu. Şu an? Hocam siz konuşmanıza devam edin, ben... Peki, tamam. Siz açabilirsiniz hocam. Tamam. Önemli bir soru tabii ki sosyal bilimler alanındaki dergilerin pandemi döneminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Bu sorunun yanıtını TRDİZ'in, Ulaklı TRDİZ'in komitesi üyesi olarak vermem çok zor. Ayrıca bir SSC'de taranan bir derginin editörü olarak, yayın kurulu üyesi olarak bunu yanıtlamam çok zor. Bu amaçla aslında bu temel soruya yanıt bulabilmek açısından küçük çaplı bir araştırma yapma ihtiyacı doğdu. Sosyal bilimlerin farklı alanlarından eğitim, ekonomi, edebiyat, hukuk gibi 27 dergi editörüne ulaşma şansım oldu. Açık uçlu 4 sorudan oluşan bir anketle pandemi dönemindeki bu dergilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara buldukları çözümleri belirlemeye çalıştım. Bu çalışma için de yine üniversitemizin etik komisyonundan gerekli izinleri aldım. Bu süreçte en temel soru şuydu. Derginizdeki aday makalelerin yönetim süreçleri pandemi döneminde, dönemi öncesine göre ne tür farklılıklar gösterdi? Aslında ulaşılan bulgular Mustafa Seçil hocamızın da vurguladıklarına paralellik gösteriyor. Hani bütün her yerde çok ciddi sorunlar yaşanırken sanki sosyal bilimler alanının bu kriz dönemini fırsata çevirmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Sunulan makale sayısındaki bir artış önemli. Bu oluşan zaman, boş zamanın eksik kalan çalışmaları tamamlamak amacıyla kullanıldığı şeklinde değerlendirilebilir. İlginç bir boyutta genel olarak pandemi sürecinde hakem süreçlerini değerlendirme davetini kabul, değerlendirme kalitesi, hızı, detaylı raporlar ve içerik açısından daha etkili gerçekleştiği yönünde. Yine yazarlardan istenen revizyon taleplerinin de daha etkili bir şekilde yerine getirildiği şeklinde belli farklılıklar, döneme ilişkin belli farklılıkları editörler paylaştılar. Ama bunun dışında bazı dergiler ise, az sayıda dergide makale kalitesinin düştüğü, makale sayısının azaldığı yönünde de belli geri bildirimlerde bulundular. Yine bu dönemde pandemi dönemine ilişkin olarak sunulan pandemi konusuyla ilgili sosyal bilimler alanı nasıl ilişkilendirdi konularını pandemiyle, buna ilişkin makaleler geldi mi? İlginç olan bu 27 derginin yaklaşık yarısına
pandemi ile ilişkili makale sunulduğu görülüyor. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, önemli bir husus, editörlerin yorumuyla pandemi ile ilişkili makalelerin genel olarak alelacele hazırlanmış, niteliği düşük, yüzeysel, kuramsal temeli olmayan çalışmalar olduğu yönünde bir yaklaşım var. Dolayısıyla önemli bir kısmı bu makalelerin ön değerlendirme aşamasında ya da hakem editiyse hakem değerlendirme aşamasında reddedildiği şeklinde. Temel soru ne tür sorunlar yaşandığına ilişkindi. Ciddi bir makale başvuru sayısında artışın olduğunu söylüyorlar ve bu büyük bir yoğunluk yaratıyor. Editörlük işlerinin evlerden yürütülmesi bir başka sorun. Üniversitelerdeki hocalara çalıştıkları kurumlardan ulaşılamıyor bir başka sorun. Hakem ya da diğer yazar konumunda olan hocalara ulaşılamama sorusu. Sorunu da ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii bu döneme ilişkin en önemli sorun pandemi döneminin belirsizliğinden ve iş yoğunluğundan kaynaklı stres, zihinsel yorgunluk ve motivasyon kaybı dergi editörleri tarafından belirtiliyor. Hem bir taraftan dergiyle ilgili süreçlerin yönetilmesi, diğer taraftan da uzaktan eğitimle yapılacak ders ve diğer akademik çalışmaların yürütülmesi gerçekten yoğun bir durumu ortaya çıkardı. Son 30 saniye. Yurt dışındaki hakemlere ulaşmada bir başka sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki yoğunluğu azaltmak için sayılara ara veren dergiler var. Fakat sosyal bilimler alanındaki dergilerin krizden çok fazla etkilenmediklerini söyleyebiliriz. Fakat ileriki dönemlerde, bu dönemde araştırma temelli çalışmaların yapılamaması, ileriki dönemlerde dergilere araştırma temelli çalışmaların daha az sunulacağı anlamına gelir. Belki bu dönem bir yoğunluk var, fakat bu yoğunluk ileriki dönemlerde aynı şekilde devam etmeyecek. Özellikle araştırma yapma sınırlılıklarından dolayı sunulan makale türlerinde ileriki aşamalarda ciddi değişiklikler olması beklenebilir. Katılımınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ali Ekber Hocam. Şimdi ilk bölümü bitirdik. Genel anlamda kriz döneminde yayıncılıkla ilgili ilk bölümümüzdü. İkinci bölümde daha detaya gireceğiz. Teknik detaylara gireceğiz. Fakat bu arada bir soru almak istiyorum. Çok sorular geliyor. Toplantının sonunda bunların çoğuna cevap vermeye çalışacağız ama arada bir tek soru almayı uygun gördük. Özellikle yayıncımız Erkan Mor Beyefendi'ye bu soruyu iletmek istiyorum. Kendisi beni duyabiliyor mu acaba? Erkan Bey. Hocam şimdi geliyor. Evet. Şimdi soru şöyle. Açık erişim ücretleri ile ilgili bir soru. Evet. Uluslararası impact faktörü yüksek SCI'de bulunan ünlü yayın evlerinin bünyesinde pek çok açık erişim dergi. Açık erişim için istediği ücretler Türkiye şartlarında oldukça yüksek. Binle 3000 dolar arasında olabiliyor. Bu dergilerde inceleme ve karar süreci oldukça hızlı işliyor. Evet. Verilen ücretlerin sürece etkisi olabilir mi diye soruyor. Yine açık erişim ücretleriyle ilgili birkaç ek soruları daha var. Sayın Doçent Doktor Meryem Akpolat Ferah. Alabiliriz hocam. Bu konuda yani açık ücretler acaba derginin sağlıklı yürümesinde bir sorgulama gerektiriyor mu? Kriz döneminde açık erişim ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesi için neler yapılabilir? Ulak BİM yayın teşviklerinin miktarı belirlenirken derginin açık erişim ücreti de göz önünde bulundurulabilir mi? Şeklinde soruları var. Açık erişim ücreti o kadar yaygınlaştı ki bilim insanları yaptıkları çalışma alanları ile ilgili bir dergiye göndermek isterken ücret talep etmeyen dergi bulmakta çok zorlanıyorlar diyorlar.
Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Hocam, ben teşekkür ederim. Biz yayın hizmeti verdiğimiz dergiler arasında dergilerin tamamına yakını herhangi bir ücret talep etmiyor. Expanded'da da olan, PubMed'de de olan dergilerimiz. Yani bizde o tam oturmadı açıkçası. Yani orada bazı hocalarım da, çalıştığımız hocalarımız da mevcut. Bizi dinliyor, izliyor. Yani Türkiye'de hocaların bazı çekinceleri oluyor. O yüzden ücret karşılığı makale kabul etme şeyine henüz yaklaşmadı, yanaşmadı. Ha, Türkiye'de var mı? Var. İyi rakamlar alan da var. Cüzi rakamlar alan da var. Dünyaya, Avrupa'ya baktığınızda tabii orada rakamlar çok yüksek. Ama bizde henüz bu oturmuş değil. Evet. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkinci bölüme devam edelim izninizle. Burada yine değerli editörlerimizden Sayın Osman Nuri Özgürgün hocamıza sormak istiyorum. Ana dili İngilizce olmayan yazarlara İngilizce konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun Nuri Hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tüm katılımcı hocaları ve konuşmacı hocaları saygıyla selamlıyorum. Ben tek bir slide'la bitireceğim konuşmamı. Başlıkları yazdım. Önce bir soruyla başlamak istiyorum. Ana dili İngilizce olan bir kişinin yazdığı döküman acaba kusursuz mudur? Şimdi biliyoruz ki ana dili İngilizce olan bazı yazılarda dil revizyonu talep edebiliyoruz. Bu sanıyorum şuradan kaynaklanıyor. Karşılıklı konuşma dili karşımızda 3-5 kişi de olsa bazı kelimeleri yutarak veya kısaltarak veya güncel konuşma dilinde söylediğimiz zaman karşıdaki kişinin tabii ki algı seviyesi de önemli ama hemen tamamen anlaşılıyor. Şimdi biz sokak dili İngilizcesinden tabii ki farklılaşmak gerekiyor. Bilimsel dokümanı hazırlarken. Özellikle bilimsel yayıncılıkta tanımlanmak istenen argüman, o konu hakkında karşımızdaki okuyucunun bilimsel birikimi olmadığı veya o konuda bilimsel background'u olmadığını varsayarak yazılmalıdır. Dolayısıyla bunu anlatabilmek için, söylemeye çalıştığımız şeyi anlatabilmek için kurulan cümlelerin içeriğinde kelimelerin tam birbiriyle uyumlu olması gerekir. Bu yapılmadığı takdirde bu yazıyı yazan kişi native yani kendi ana dilinde olan bir kişi bile olsa yazmış olduğu yazıyı yeterli olmuyor. Bu bakımdan çok önemli. Aslında bana bunu da seneler önce, bundan belki 25 sene önce, 30 sene önce bana bilimsel yazmış olduğum İngilizceyi redakte eden bir uluslararası profesyonel organizasyon tarafından öğrettiler. Yani yazdığım her cümle değişti. İçerik aynı ama yani mesaj değişmiyor ama yani cümleyi tam olarak yazmayı öğrendim. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Cümleyi tam olarak ifade edebiliyor olmak gerekir. Ülkemizde yakın zamana kadar makalelerin İngilizce yazılması konusunda bir disipline yazık ki yerleşmemişti. Bu şekilde gönderiler oldu dergilere. Ancak tabii ki dergilerin çoklukla yakın zamana kadar finansal sorunları da vardı ve bu İngilizcenin redaksiyonu düzeltilmesi bazen de dergilerin editörlerine kalıyordu. Bu editörlere yük oluşturuyor ama diğer taraftan baktığımızda yazının bilimsel içeriği güçlüyse editörde bir takım çaba göstermek zorunda kalıyordu. Belki de bizzat kendisi buna odaklanıp bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bir iki örnek vereceğim. Bundan belki yani
5-6 sene öncesine ait. Yazarın mesela bilimsel dokümanda yazmış olduğu İngilizce. The labyrinthine segment is the shortest and thinnest of the facial nerve in the Fallopian canal. Bu bir tam cümle. Bunu hiçbir şekilde koyamazsınız şeye, dergiye ve bu şekilde yayınlayamazsınız. Veya 10 adult temporal bones were performed transmastoid dissection under operating microscope. Kelimeler arka arkaya konmuş ama yani işi bilen bir kişi bile çok zor anlıyor. Dolayısıyla şimdi bunu bazen editör düzeltmek zorunda kalıyor. İçerik iyiyse bir çaba sarf ediliyor ama içerik de tabii ki çok değerli değilse doğrudan ret verilebiliyor. Dolayısıyla özellikle benim şu anda editör olduğum derginin öncesinde bu konuda çok büyük bir çabam oldu. Şimdi günümüzde çok sayıda profesyonel olarak online hizmet veren redaksiyon şirketi var. Bunlar yaklaşık $1,000 civarında bir ödemeyle language editing, scientific editing yapabiliyor. Ama bunların da yaptığı yeterli değil. Doğrusunu yapabilmek bu kişilerle aslında yazarın yan yana oturup kişinin ne demek ifade et, yazarın ne demek ifade etme, ne ifade etmek istediğini bu kişilere iyi anlatıp ondan sonra bunun yansıtılması gerekir ki çoğu zaman yetersiz kalıyor. Dolayısıyla burada vermek istediğim mesaj tek başına İngilizce düzenlemesi bir bilimsel makale için her şey demek değildir. Dil redaksiyonu yapan kişiyle yazarın çok yakın iletişimde olması gerekir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok sorular geliyor chat kısmından veya questions and answers bölümünden. Katılımcılarımız bu arada bunlara cevap verebilirlerse memnun olurum. Şimdi devam edelim. Değerli editörlerimizden Sayın Zafer Koçak hocamıza sormak istiyorum. Yazarlara sonuçlarını daha iyi göstermeleri adına tablo ve şekillerde nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun Zafer Hocam. Sesiniz kapalı galiba. Açabilir misiniz? Evet, buyurun. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, herkese merhaba diyorum. Ben de acaba şimdi açmaya çalışacağım. Görünüyor mu şu anda ekranım? Evet. Tamam. Yazarlara sonuçlarını daha iyi göstermeleri adına nasıl yardımcı olabiliriz? Birkaç slaytla göstermeye çalışacağım. Gerçekten tablolar ve şekiller bir çalışmanın bulgularını sunmakta en etkili yoldur. İyi tasarlanmışlarsa bir yazarın kelimelere dökebileceğinden çok daha fazla bilgiyi sağlayabilirler bize. Bir makalenin temel bulguları tablolarda ve şekillerde sunulmalıdır. Çünkü okuyucular çalışma sonuçlarına genel bir bakış sağlamak için onlara bakacaktır. Ve özet sonrası bakılan ilk yer tablo ve şekillerdir genellikle. Peki tablo ve şekillerin metne göre üç ana amacı ve avantajı nedir diye bakarsak, bir, karmaşık veri ve ilişkilerin yorumlanması ve anlaşılmasını kolaylaştırırlar. Önemli bulguları veya trendleri özetleyip vurgulayarak okuma süresini azaltırlar. Çok önemli. Makaledeki toplam kelime sayısını da azaltırlar. Gönderilen ve hatta yayınlanan birçok makalede görüyoruz ki yetersiz kalitede illüstrasyonlar var. Gerçekten en sık yapılan hatalara şöyle kısaca bir göz attığımızda bunlar neler? Metindeki bilgilerin grafik ve tablolarla yinelenmesi ve şeklin uygun ve yeterli bir altyazı içermemesi en sık yapılan iki hata. Diğerleri ise veriyi sunmak için yanlış şekil seçilmesi, grafiğin ölçeklendirilmemiş olması, verilerin etiketlenmemiş, tutarsız ve kesintiye uğramış olması ve üç boyutlu grafiklerin yanlış kullanımı. Bir örnek veri setinde şimdi yanlış ve doğruların gösterimi çok basitçe yaparsak eğer katılımcılarımız ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaktır. Şöyle bir veri seti var elimizde. 24 romatoid artrit hastası, yaşlar ve ağrı skorları mevcut. Acaba bu veriyi en iyi şekilde nasıl sunarız bakalım. Bilgisayar programları bize gerçekten çok görsel niteliği yüksek olan şeyler sunuyor. Ama
Bu demek değildir ki en iyi sunum bu şeklidir. Gördüğümüz gibi yatay eksende yaş grupları ve dikey eksende ortalama ağrı skorları olan 24 romatoid hastası yaş gruplarına göre sıralanmış ve 3 boyutlu grafikle sunulmuş. Baktığımız zaman bunu 2 boyutlu grafikle çok daha anlaşılır sunulabildiğini sağda görmekteyiz. Peki nedir bu 3 boyutlu grafiklerde bizi oldukça zorlayan? Gördüğünüz gibi perspektifte rakamları yerlerine oturtmak çok zor. Neyin neye denk geldiğini görmek çok zor. İkincisi başlığa baktığımızda başlık neredeyse grafiği kendisinden daha büyük bir yer kaplıyor gördüğünüz gibi ve altı çizilmiş. Acaba gerekli mi vurgulamak? Bir de üçüncüsü burada yatay eksende yer alması gereken yaş grupları hem italik yazılmış hem de dikey eksene çekilmiş. Bir karşılaştırma yaparsak hemen iki boyutlu grafiğin gerçekten çok daha kolay anlaşılır olduğunu burada görmekteyiz. Peki aynı verileri biz çizgi grafiğinde sunabilir miydik? Evet sunabiliriz. Ayrı veri noktalarını şekil 3'te gösterildiği gibi sürekli bir çizgiyle bağlamak zorunda kalırız burada. Ama gerçekte bağlantı bölümleri çizgilerin üzerine düşen yaş grupları arasında değerler olduğunu gösterir bize. Nasıl? İşte gördüğümüz gibi. Oysa böyle bir veri yoktur veri setinde. Şimdi bir diğer grafiğe baktığımızda burada dağılım grafiğini görmekteyiz. Yapılan diğer bir yanlış ise gerçekten regresyon çizgisi oluştururken regresyon çizgisinin baktığımızda burada ölçülen veri kümesinin ötesine taşmasıdır. Sağa baktığınızda ise regresyon çizgisinin doğru bir şekilde ifadesi vardır. Bu hatalardan biri de bu genellikle yapılan. Peki biz bu veri setimizi şekil 1'de 3 boyutlu sunduk fakat anlaşılması çok zor. Bilgisayar bize direkt bazen böyle grafikler verir. Ve bunu son 30 saniye. Bunu kullanmaya meraklıyızdır. Bakın burada aynı veri setini tabloya aldık. Tabloda gösterimi daha yoğun bir bilgi içeriyor. Fakat bu tabloda gösterimi biz düz yazıya aktarabilir miyiz? Evet, iki cümlelik düz yazı çok daha fazla şeyler söylüyor bize burada bu tablodan daha fazla. Burada ise tüm veri setini 24 hastanın skorlarını görmektesiniz. Fakat bunu çok büyük yer kaplayacak ve ilişkiler ve trendler hakkında bize bilgi vermeyecektir. Burada dağılım grafiğinde ise tüm veri setini görebilmekteyiz ve ilişkileri görmekteyiz. Doğrusal bir korelasyon olduğunu yaş gruplarıyla ağrı skorları arasında korelasyon olduğunu çok net anlayabiliriz. Peki doğru grafik türünün seçilmesinde nasıl biz bir yol izleyelim? Eğer her iki değişken sayısalsa çizgi ve dağılım grafiklerini, sadece bağımlı değişken sayısalsa genellikle çubuk grafiklerini, orantılar varsa çubuk ve pasta grafiklerini tercih edebiliriz. Tablo şekiller için son kontrol listesine baktığımızda ise son slaytım, tablo ve şekil başlığı gösterilenleri yansıtmalıdır. Şekil başlığı sadece başlık isminden ibaret olmamalı, ne ifade ettiği açıklanmalı. Tablo ve şekiller metne bakılmasını gerektirmeyecek derecede aşikar olmalı. Basit, yalın ve yorumu kolay olmalı. Metin ve tablo metin tablo ve şekillerdeki veriyi asla tekrar etmemeli. Sadece önemli olanları vurgulamalı. Sabrınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Zafer Hocam. Şimdi gene ülkemizdeki önemli yayın evlerinden yayıncılarımızdan Sayın İbrahim Kara'ya sormak istiyorum. Preprint ön baskı nedir? Kriz döneminde avantaj ve dezavantajları nelerdir? Buyurun İbrahim Bey. Evet, herkese merhaba. Nuri Hocam'ın ve Zafer Hocam'ın içerikle ilgili çok yararlı aktarımlarından sonra ben biraz yayıncılığın genel yapısal sorunlarından ya da konularından bir tanesine değineceğim. Preprint kavramı tabii ki çok yeni bir kavram gibi gözüküyor. Görece birçok yayıncılık meselesine göre yeni bir konuyu tartışıyoruz. Preprint'in tanımıyla başlayacak olursak henüz herhangi bir dergide yayınlanmamış makalenin kamuya açık bir platformda sunulması olarak ifade edebiliriz preprint kelimesini. Tarihçesine bakacak olursak 1980'li yıllarda ilk kez fizikçilerin kullandığı bir sistem. 91 yılında Arkay preprint sunucusu açılıyor. Akabinde alanlara göre spesifize edilmiş bir takım
preprint platformları devreye sokuluyor. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse şu anda dünyadaki en önemli akademik yayıncılardan biri olan Springer Nature'ın preprint server'ında 20 binden fazla makale bulunuyor. Dolayısıyla preprint server'ların ve preprintlerde yayınlanan makalelerin giderek sayısının ciddi şekilde arttığını görüyoruz. İşleyiş nasıl oluyor? Preprint'te bir makaleyi dergiye göndermeden önce veya gönderimle eş zamanlı olarak yazarlar preprint server'a makalesini yükleyebiliyor. Yani makalenizi aynı anda preprint server'a yükleyebilirsiniz. Eş zamanlı olarak başka bir dergiye de gönderebilirsiniz. Bazı preprint server'lar makalenizi olduğu gibi veri tabanlarında yayınlıyorlar. Bazıları ise yüzeysel bir intihal taraması veya içerik kontrolü yaptıktan sonra da yayınlayabiliyorlar. Burada dikkati çeken önemli hususlardan bir tanesi DOI meselesi. Preprint makaleler DOI alabiliyor. Esasında bir makalenin DOI alması onun ne kadar değerli kılıyor ya da onun ne kadar garantörü oluyor. Bu ayrı bir tartışma konusu ama preprintlerin DOI alması aynı zamanda onlara atıf yapılabilmesini de sağlıyor. Bu noktada önemli hususlardan bir tanesi de nasıl ki kongre bildirileri dergilere makale yüklenirken bu çalışma şu kongrede sunulmuştur diye bilgi veriliyorsa, eğer makalenizi bir preprint server'a yüklediyseniz daha sonra ya da aynı zamanda başka bir dergiye gönderirken bunu mutlaka dergiye bildirmeniz gerekiyor. Aksi halde bazı etik uygulamalara maruz kalabilirsiniz. Peki preprint konusundaki tartışmalar nedir? Uluslararası örgütler preprint makaleleri duplikasyon olarak görmüyor. Yani sizin makaleniz bir preprint server'da yayınlandığı zaman, bundan belli bir zaman sonra akademik bir dergide yayınlandığında ve aşağı yukarı benzer içeriklere, benzer metinlere sahip olsalar da preprint versiyonları duplike makale olarak değerlendirmiyorlar. Ancak preprint makalelerdeki bilgilerin, verilerin, sonuçların doğrulanmış bilgi olarak da değerlendirilmemesi gerekiyor. Kısım önemli. Burada en çok dikkati çeken husus açılış konuşmasında Orhan Hocam'ın söylemiş olduğu yayıncılığın giderek farklı bir noktaya evrilecek olması sebebiyle preprint serverlar klasik geleneksel dergilere göre bir alternatif yayıncılık modeli olabilir mi? Bunu daha çok tartışıyoruz. Belki gelecekte geleneksel yayıncılıkla preprint serverların karışımından ortaya çıkan yeni bir yayıncılık modeliyle karşı karşıya kalacağız. Katılımcıların ağırlıklı olarak editörler olduklarını düşünerek onlar için olan kısmı son slide'a ayırdım ama yazarlar için avantajlarından da kısaca bahsedeyim. Bir araştırmacı makalesini preprint server'a gönderdiği zaman başka bir dergi tarafından yayına kabul edilene kadar olan sürede bunu kamunun kullanımına, ilgisine sunmuş oluyor. Bu çalışmasının okunma, görüntülenme ve atıf alma şansını artırıyor. Bu önemli bir şey. Bir de preprint serverlarda bu makalelerle ilgili bir anlamda tam hakemlik diyemesek de bir feedback sistemi var. Sizin çalışmanızla ilgili eleştirileri çok daha fazla uzmandan, derginin belirlediği hakemler dışında çok daha fazla uzmandan feedback alma şansınız. Ve buna göre de makalenizi iyileştirip daha sonra bir dergiye yükleme şansınız var. Ancak kanımca bir yayıncı olarak meseleye bakış açımızın odağını söylemek gerekirse editörler için avantajlarını çok önemli buluyoruz. Çünkü şu anda dünya üzerinde on binlerce makale preprint serverlarda herhangi bir dergide büyük kısmı yayınlanmamış olarak bekliyor. Dergilerini geliştirmek son 30 isteyen, saniye. Evet bitiriyorum. Dergilerini geliştirmek isteyen editörler, editoryal kurul üyeleri bu preprint serverlarda bir anlamda bir makale avcılığı, bir hunterlık yaparak dergilerinde yayınlanabilecek kalitede gördükleri çalışmaların yazarlarıyla iletişim kurabilirler. Ve bu makaleleri dergilerine çekebilirler. Özellikle ülkemiz dergilerinde bazı dergilerimizin makale bulamama, bazı dergilerimizin de çok makale ama iyi makale bulamama sorunları var. Esasında preprint serverlar bu anlamda dergilere ve editörlere de ciddi bir imkan sağlıyor. Yeterli zaman ayrıldığı takdirde buradan da dergiler için ciddi bir katkı olabileceğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu önemli, ilginç konuda bizi aydınlattığınız için. Şimdi sözü Taner Erdağ hocamıza vermek istiyorum. Retraksiyon nedir? Kriz döneminde örnekleri var mı? Buyurun Taner Hocam. Sayın Başkan, değerli konuşmacılar ve değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, ben de bir parça retraksiyonla ilgili konuşacağım. Ancak slaytlarımı
alabilmem için İbrahim Bey siz çıkabilir misiniz lütfen? Ali Bey yaptı herhalde. Evet. Ben bir Kulak Burun Boğaz dergisinin editörüyüm. 9 Eylül Üniversitesi'nde görevliyim. Kendimi tanıtmak gerekirse. Retraksiyon hepinizin bildiği gibi yayımlanmış bir makalenin geri çekilmesi. Temel amacı literatürün temiz kalmasını sağlayabilmek. Yine okuyucuların içerik açısından sorunlu yazılar konusunda ya da yazım etiğine aykırı durumların söz konusu olduğu yazılar konusunda uyarılması işine yarıyor başlıca. Eğer makalelerde ciddi bir güvensizlik yaratacak içerik söz konusuysa, ki bu bir yanlış hesaplama olabilir, istatistik uygulamaları olabilir, veri fabrikasyonu olabilir, ya da hepimizin bildiği majör yazım etiğine aykırı durumlar varsa bir yazı retrakte edilebiliyor. Burada tabii bir kısmını görüyoruz ama bu konuda Committee of Publication Ethics'in retraksiyon rehberinin yayın ve yayıncılıkla uğraşan herkesin iyi bilmesini, okumasını, değerlendirmesini öneririm. Gerçekten önemli bilgiler var ve çok da uzun değil. Retraksiyon önemli mi? Yazarlar için önemli mi? Evet, çok önemli. MIT'den yayınlanmış bir yazı. Retraksiyon sonrası yazarların atıflarının azaldığı saptanmış. %10-20 oranında atıflar azalabiliyor. Yazarların tabii tanınırlıkları, şöhretleri olumsuz etkileniyor. İlgili bilim topluluğunda bu yazar grubuna yönelik bir şüpheler gelişiyor. Bu yazarların daha sonra gönderdikleri yazıların kabul edilme oranları düşebiliyor. Ama daha da önemlisi yazarlar kurumlarında pozisyonlarını hatta bazen işlerini bile kaybedebiliyorlar. Çok çok daha nadiren yazının retrakte edilmesi yanında olay mahkemeye taşınabiliyor. Batı dünyasında daha çok örneklerini görebiliyoruz. Nadir de olsa görebiliyoruz. Ama bu nedenle ceza alabilen yazarlar bile olabiliyor. Şimdi COVID-19'da ilgili neler var ona bir bakalım retraksiyonla ilgili olarak. PubMed biz hekimlerin sağlık alanında çok sık kullandığı bir arama motoru. COVID-19 anahtar sözcüğünü girdiğimizde dün gece 1'de 21.167 yayın vardı. Yani şu son 6 ayda konuyla ilgili 21.167 yayın var. Biraz önce baktığımda bunun 340 tane daha artmış olduğunu gördüm. Yani çok fazla yayın var konuyla ilgili. Ancak retrakte olan COVID-19 makaleleri de artıyor. Bunların bazıları ciddi sansasyonlara da yol açıyor. Bu konuda da Retraction Watch isimli bir blogun ki 10 yıldır faaliyette yine yayın ve yayıncılıkla uğraşan kişiler tarafından izlenmesini şiddetle tavsiye ederim. Çok çok faydalı bir blog, çok güzel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Çarpıcı olması nedeniyle şu örneğe yer vermek istedim. Çok önemli, saygın bir iç hastalıkları dergisinde çıkmış bir makale. Nisan ayında yayınlanmış, Haziran ayında retrakte edilmiş. COVID-19'da cerrahi ya da pamuktan oluşturulan maskenin etkinliği araştırılmış ve makale neticede yanlış içerik nedeniyle daha sonra 2 ay sonra retrakte ediliyor. Ama yani çok önemli bir dergide çıkmış olan şu yazıya başlığına baktığımız zaman bile şaşırıyoruz değil mi? 4 hastada yapılmış bir çalışma böyle önemli bir dergide nasıl yeterli bulunmuş ve kısa bir süre sonra da retrakte edilmiş. Ama 2 ay sonra retrakte edilen yazının bile 7 atıf aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bilimin, literatürün kirlenmesi ne kadar kolay, buna bir örnek. Ya da geçen hafta daha çarpıcı bir olay yaşadık. Biraz önce de bahsedildi. 2 önemli dergide reddedilen, daha doğrusu retrakte edilen yazılar oldu. Çok büyük sansasyon yarattı. Son slaytım, bu bir bilimsel dergide değil ama bir Amerikan dergisinde yayınlanmış bir yazı. Koronavirüs salgınının bilimin çirkin ya da komplike karanlık yüzünü gösterdiğini belirten, anlatan bir yazı. Şöyle demişler, bir zamanların maratonu 400 metre koşusuna dönüştürüldü. Araştırmacılar sonuçları sunmak için, akademik dergiler yayınlamak için ve medya ise korku ve merak içindeki halkı yeni bilgileri yetiştirmek için yarışıyor. Evet yarışıyor ama
42 kilometrelik maraton 400 metreye indirgenince, zorlanınca birçok da sorun ortaya çıkmadı, çıkmaya başladı. Bunlardan biraz önce diğer konuşmacılar da bahsettiler. Sonuç olarak önemli bir enfeksiyon problemi ile karşı karşıyayız. Her gün binlerce kişinin öldüğü bir dünyanın çeşitli ülkelerinde bir enfeksiyonla, bir salgınla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yeni oluşturulan bilginin bir an önce hızla paylaşılması çok önemli. Ancak bu sırada dikkat etmek lazım. Efendim, krizi bir fırsata çevireceğiz. 10-30 saniye. Krizi fırsata çevireceğiz anlayışından uzaklaşmak lazım. Yazarların atıf alma düşüncesiyle gelişigüzel yazılar hazırlaması, editörlerin konuyla ilgili yazıları bir an önce yayınlayarak yine atıf alma ve impact faktörlerini artırma çabaları olumsuz olabiliyor. Neticede tüm yazarların, hakemlerin ve editörlerin bu konuda sağduyuyla hareket etmesi, titiz hareket etmesi gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz değerli mesajlarınız için. Şimdi Cenk Demirer-Döver hocamla devam etmek istiyorum. Yazı veya görsellerde intihal veya çarpıtma nasıl tespit edilir? Buyurun Cenk hocam. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli panelistler ve katılımcılar. Sizlere yazı ve görsellerde intihal ve çarpıtma nasıl saptanır bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu çarpıtmanın ne olduğunun bir tanımına bakmak istiyorum. Başkalarının yazılarından alınan bölümler ya da çizimler, görseller atıf yapılmaksızın kendisine aitmiş gibi gösterilmesi durumuna biz plagiarism, intihal, aşırma ya da akademik bilgi hırsızlığı diyoruz. Bunların çok farklı türleri var. Birincisi doğrudan bunu alıp hiç noktasına virgülüne dokunulmadan nakledilebilir. Ya da paraphrasing, rephrasing dediğimiz tekrardan kelime dizilimini değiştirerek bunlar yapılabilir. O özellikle şekil ya da görsel aşırmalarında çok kullanılan bir yöntem. İşte renklerini değiştirerek, ters yüz ederek alıntılar atıf yapılmaksızın kullanılabiliyor. Özetleme yapılabilir. Çok geniş bir bilgi vardır. Bu bilgiden aklında kalan kısmı kendi cümleleriyle, kendi ifadesiyle yazar atıf yapmaksızın tekrar kurabilir. Mozaikleme var. Farklı alanlardan bilgiyi bir potada eritip sanki kendisininmiş gibi tekrardan ifade etme söz konusu olabilir. Bypassing var. Bypassing dediğimiz şey bir temel bir kaynaktan yararlanıyor. Fakat o kaynağı atıf yapmaktansa o kaynakta yer alan atıfları kullanıyor. Bu durumda özellikle o kişiye atıf yapmadığı için, diğer kaynaklara da atıf yaptığı için o kişiyi aradan çıkarmış, sanki daha çok kaynaktan yararlanmış izlenimi doğuruyor yazar. Fikir hırsızlığı var. Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış bir bilgiyi bir dost sohbetinde olabilir. Kendisininmiş gibi esas fikir sahibinden daha önce davranıp bunu yayınlama söz konusu olabiliyor. Bir de çok fazla ortalıkta vurgulanmayan editoryal intihal söz konusu. Bu da şudur. Özellikle yabancı dergilerde, yüksek impact faktörlü yabancı dergilerde bazen görebildiğimiz bir tablo bu. Bir yayın gönderiyorsunuz. Çok uzun bir değerlendirme süreci. Hala da danışman denetiminde çalışmanız değerlendiriliyor mesajı geliyor yazara. Fakat aradan bir yıl gibi uzun bir süre sonunda yayın reddedildiğinde diğer tarafta editorial board'dan bir kişinin bu yayını yayınladığı görülüyor. Bu tamamen bir başkasının fikrini çalmaktan başka bir şey değildir. Ve buna benzer olaylara çok şahit olduk. Bu durum bildirildiğinde, daha önce biz bu çalışmamızı filanca kongrede sunmuştuk diye söylendiğinde kişiler de işte aynı bilginin iki farklı kişinin aklına birbirinden bağımsız olarak gelmesi şeklinde telafiler ortaya sunuluyor. Bir de çok nadir görülen farkında olmadan bir intihal söz konusu. Bunda da kişi
kendi üzerine düşen yeterince araştırma görevini yerine getirmediği zaman daha önce yayınlanmış bir bilgiyi sunabiliyor. Ama bu yazarın sorumluluğunda ve indirekt olarak da editörün sorumluluğunda olduğu için çok ayrıntılı bunların denetlenmesi gerekiyor. Şimdi bu kadar farklı türleri olan akademik bilgi hırsızlığını ortaya çıkarmakta nasıl bir yöntem uygulayabiliriz? Öncelikle hem baş editöre, hem editörlere, hem de danışmanlara çok büyük görev düşüyor. Eğer ki, bundan şüphelenmek için öncelikle kişinin çok okuyan birisi olması lazım. Mevcut güncel yayınları, o alandaki bilgilere sahipse insan, o zaman bunun daha önce başka bir yerde olduğu farkına varabiliyor. Tabii o kadar çok yayın arasında her şeyi iyi önceden okumamış olmamız mümkün de olmadığından bu gibi durumlarda şüphelendiğimiz her şeyde mutlaka bazı yardımcı araçlara başvurabiliyoruz. Nedir bunlar? Basitçe bir arama motorunu kullanabiliriz. Siz paragraf paragraf ya da belli yazının bölümlerini alıp bir arama motoruna tırnak işaretleri arasında yapıştırdığınızda o arama motoru sizin bunun dijital dünyada nerelerde daha önce bu bilgilerin çıktığını size söyleyebiliyor. Ancak tabii ki rephrasing yapıldığında, bunlar farklı şekilde yeniden dizildiğinde bunları bazen arama motorları bu şekilde size karşınıza veremeyebilir. Bu durumlarda yine online ücretsiz programlar var. Bu online ücretsiz programlara ister bir dokümanı yükleyerek, isterseniz bir dokümandan bir parçayı kopyala yapıştır yaptığınızda size bunun son 30 saniye nerelerde yayınlanmış olduğunu size gösteriyor. Bunun dışında ücretli yazılımlar var. Ücretli yazılımlar bazı kurumlar için ücretsiz olarak hizmete sunulabiliyor. Burada da siz tarama sonunda bir skor size söylüyor. Neyin nereden ne kadar alıntılı olduğunu size bildirebiliyor. Benzer şekilde görsellerin araması da söz konusu. Biliyorsunuz bir fotoğrafın arkasında eksif bilgileri vardır. Eksif bilgilerine dayalı arama yapan motorlar var. Bu sayede de o görselin başka bir yerden alınıp alınmadığı sonucuna varılabilir. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Bu aynen bir anahtar kilit modeli gibi. Biz ne kadar önlem alırsak bunun daha da bir daha üst şeyinde arama motorlarına takılmayan ya da bu tür programlara yakalanmayan intihaller de yapılabilir duruma geliyor. Ve karşılığında bunların da bir üst seviyesinde daha iyi bunları ortaya çıkaran programlar ortaya atılıyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Cenk Hocam. Bu konu tabii çok geniş, uzun süre anlatmak gerekebilir. Şimdi sözü Sayın Okan Çalıyurt Hocam'a vermek istiyorum. Kriz dönemlerinde güncel konuları ele almak için yazarlara bilgide değişiklik yapmak gerekir. Buyurun Okan Hocam. Teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere verimli bir etkinlik olması dileklerimle hızlıca konuya geçeyim, süre kısa. Başlık, kriz dönemlerinde güncel konuları ele almak için yazarlara bilgide değişiklik yapmalı mı sorusu. Bence herkes bu soruyu kendine sorarak başlarsak belki daha iyi ilerleyebiliriz. Bu soruyu bugünkü koronavirüs krizi perspektifinden bakarak değerlendirmek uygun olacak. Bugünkü güncel krizde bilimsel yayıncılığa ve özellikle de tıp dergileri alanındaki bilimsel yayıncılığa bir yayın artışı, özellikle koronavirüs yayınları artışı olarak yansıdı tablo. Daha önceki konuşmacılar farklı farklı rakamlar söylediler ama benim bulduğum kadarıyla Mayıs ortası itibariyle COVID-19 ile ilgili yaklaşık 23 bin makale vardı. Ve yayın artış hızı 20 günde bir ikiye katlanan şekilde geldi bugüne kadar. Ve bunların da %20'si halen maalesef ücretli. Şimdi koronavirüs pandemisi krizi bir biyolojik virüsle ilgili. Alınacak önlemler de temas ve sosyal mesafe konularında. Alternatif çözüm ise dijitalizasyon ve online sistemler. Biz çok şanslıyız. Neredeyse bilimsel yayıncılığın hemen hemen her safhası dijital ve online. Dolayısıyla biz çok fazla etkilenmedik bu hususta. Tıp dergileri olarak bakarsak bizim için etkilenme çok sayıda ve hızlı gelen makaleleri hızlı değerlendirme,
bilimsel bütünlüğe ve etik ölçütlere bakarak değerlendirme ile ilgili krizdi aslında bizim için. Şimdi bu noktada ben soruya geliyorum. Bence kriz dönemlerinde güncel konuları ele almak için yazarlara bilgide değişiklik yapmak tartışmalı bence. Çünkü olası bir krizin ne zaman ortaya çıkacağı, ne büyüklükte olacağı, hangi alanları etkileyeceği, ne kadar süreceğini bilemeyiz. Dolayısıyla bütün krizleri içerecek bir yazarların bilgiyi kaleme almak da pek mümkün olamayacaktır. Hakeza kriz ortaya çıktıktan sonra bunu eğer güncellemek istersek, o da zor bana göre. Çünkü krizler tanım itibariyle akut ve dinamik süreçler. Dolayısıyla başıyla, ortasıyla, sonuyla arasında uygulama farkları olacağından bu da bana göre zor. Bir de olayın yazarlar kısmı var. Biliyoruz ki yazarların %30'u yazarlara bilgiye hiç saygı duymuyor. Kabaca %50'sinin de katı bir şekilde uymadığı bildiriliyor. Dolayısıyla hele bir de kriz ortaya çıkarsa bu uyumsuzluk daha da yüksek olacaktır. Benim önerim şu, şöyle bir satır eklenebilir belki. Baş editör acil, özel ya da kriz dönemlerinde bilimsel araştırmaların literatüre veya insanlara yarar sağlayacağı durumlarda yayın sürecini hızlandırmak, değerlendirmeyi veya basılmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygular. Böyle bir paragraf eklenirse bence yeterli olacaktır. Hem esnek olarak tüm krizlere uyarlanabilir, hem de eğer bazı dergilerde bir takım bürokratik parametreler varsa, ya da ayağa takılacak bazı safhalar varsa onları da bypass edilmesine yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak tüm kriz alanlarını içerecek bir yazarlara bilgiyi ben şeye benzetiyorum. Bu National Geographic'te var. Bu, Kıyameti Bekleyenler diye bir grup. Ellerinde silah, yer altındaki sığınaklarda, demir kapının arkasında 30 yıllık konserveyle bekliyorlar. Yani biz krizleri bu şekilde bekleyemeyiz. Bizim yapacağımız bana göre özellikle bu son koronavirüs pandemisinde elde ettiğimiz kazanımları da derhal kullanıma alarak dinamik bir şekilde, esnek bir şekilde krizleri beklememiz gerekiyor. Bugünkü kriz bir virüs kriziydi, bir biyolojik virüs kriziydi ve dijitalle biz buna yanıt verdik. Ama önümüzdeki dönemlerde eğer global olarak etki gösteren, tüm dünyayı etkileyen, interneti etkileyen bir bilgisayar virüsü kriziyle karşı karşıya kalırsak, analoğa dönmemiz ya da eski stil yanıt vermemiz bundan çok daha zor olacaktır diye düşünüyorum. Burada sonlandırıyorum. Soru katkı olursa hazır bekliyorum. Teşekkür ederiz Okan Hocam. Şimdi sorulu arası vermeden devam etmek istiyorum. Sonunda sorular geliyor. Onları not alıyorum. En sonunda cevaplamaya çalışacağız. Şimdi üçüncü son bölümümüzde özellikle genel konulara, ülkemizdeki duruma değinmek istiyoruz. Öncelikle sözü Sayın Yücel Demiralp hocama iletmek istiyorum. Doğru ve iyi akademik yayıncılığın toplum sağlığı açısından önemi nedir? Buyurun Yücel Hocam. Buyurun Yücel Hocam. Sesiniz gelmiyor ama. Sesiniz gelmiyor. Sanırım kendisi de yok Cem Hocam. Yok. Kendisi var ama. Şu anda sesi bağlı görünüyor. Tekrar açıyorum. Açalım. Sesiniz gelmiyor isterseniz bir sonraki konuşmacıya geçelim. Ali Bey bu arada yardımcı olalım kendisine isterseniz. Ben sözü Fatma Başar hanımefendiye iletmek istiyorum, vermek istiyorum. Kendisi Dergi Park sorumlu uzmanı. Fatma Hanım pandemi sürecinde Dergi Park deneyimleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Elbette. Öncelikle herkesi sevgi ve sağlık dileklerimle selamlıyorum. Tüm zamanlarda, sadece pandemi sürecinde değil, tüm zamanlarda doğru ve etkili süreci yayıncılık adına başlayacağım hocam siz olmak üzere.
katkı sağlayan ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek isterim. Tüm ekip arkadaşlarım ve Dergi Park adına. Pandemi sürecinde Dergi Park renkli bir geçiş yaşadı aslında. Gerçekten de ulaşımın hizmetleri içerisinde en çok etkilenen ve aynı zamanda etkilendiğini doğrudan gösterebilen bir hizmet oldu. Burada aslında Dergi Park'ın ulusal akademik dergilere barındırma hizmeti ve süreç yönetim hizmeti dışında bir de bilgiye erişimde önemli bir kullanım alanı olduğu çıktı ortaya. Çünkü bizim kullanıcılarımızın günlük sayısı ve anlık kullanıcı sayısı çok hızlı artış gösterdiği için Dergi Park kullanılamaz duruma geldi. Bu nasıl oldu? Şöyle ki, başta üniversitelerin kapalı olması ama ödevlerin ve derslerin devam ediyor olması, aynı zamanda Dergi Park'ın Türkçe, en büyük Türkçe içeriğe, akademik içeriğe sahip olması ve dünyadaki pek çok harmanlama motorlarında erişilebilir olması sebebiyle bizim normalde yıllık kullanıcı artışımızın 3-4 yıl sonrasını biz pandemi sürecinde Nisan ayında pik seviyeye ulaştığını gördük. Bu ne demekti? Anlık kullanıcı sayımız 1000'den 10.000, 11.000, 13.000'lere fırladı. Böylesi bir durumda da Dergi Park zaten büyük bir yavaşlık yaşadı yaklaşık 10 gün kadar. Dergi editörlerimiz ve süreci kullanan hakemlerimiz, yazarlarımız bu konuda son derece zorluklar yaşadılar. Ama en sorun yaşadığımız en yoğun dönemlerde de ki bu günlük sayfa görüntüleme sayısı 1 milyonu aştığı anda 3 gün kadar Dergi Park erişilemez oldu. Şimdi burada tabii Dergi Park olarak bunu deneyimlemek bizim için hem zordu hem de Dergi Park'ın ne kadar çok kullanıldığını Türkiye'de normalde Aralık ayında 150. sırada olurken Dergi Park web sayfasının kullanılma sıralaması Nisan ayında 92. sıraya yükseldiğini gördük. Daha sonra dünyada da bu kullanım hızının arttığını fark ettik. İlk 5000 web sayfası arasına girdi. Bizim tabii Dergi Park'taki bu sorunun neden kaynaklandığını tespit etmemiz, buna yönelik çalışmaları başlatmamız ve süreci normale çevirmemiz biraz zaman aldı. Yaklaşık bir 10 gün kadar. Ama o 3 günlük süre içerisinde dergilerin hele hele 2020 yılının ilk sayılarını yayınlayacakları Mart-Nisan aylarında bu zorlu zamanı editörler, hakemler, yazarlar hızlı bir şekilde yaşamış oldular. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten de sizlerin de en başından beri bu süreçte dergilerin makale başlıklarının, satmış sayılarının yüksek olması Dergi Park'ı da çok fazla istatistiklerine yansıdı. İlk 4 ayda biz bir önceki yılın neredeyse %50'lik oranına erişmiş olduk. Bu arada Türkçe içerik ben bahsetmiştim Dergi Park olarak ama makale başvurusuna göz atacak olursak %70 oranında Türkçe, %20-30 oranında İngilizce, işte çok az da %2 oranında, yani onları 69 ve 29 yaparsak başka dillerde makale gönderildiğinde vurgulamak belki gerekebilir. Onun ötesinde bu süreç neyi sağladı? Editörlerin zamanında dergi çıkartamaması ya da kişilerin makalelere erişememesinin ötesinde Dergi Park olarak da bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yeni tasarım, yeni süreç tasarımı, yeni nesil olacak. Çünkü uzun zamandır gerçekten bu konuda emek harcadık ve pek çok kullanıcımızın katkısı var. Süreç tasarımımızın ve arayüz tasarımımızın devreye girmesini bir ay kadar geciktirmiş oldu bu yaşadığımız zorlu süreç. Çok enteresan ve güzel bir şey daha var. Dergi Park kullanıcısının özellikle %35 oranında 16-24 yaş, %35-25-34 yaş arası kullanıcılarının olması sebebiyle de biz Dergi Park'ta gençlerin Twitter'da gençlerin diline düşmenin ne demek olduğunu yaşamış olduk hep beraber. Bu güzel bir deneyim oldu bizim için. Şu anda da Dergi Park'ın kullanımı günlük olarak özellikle tatil günlerinde 220.000, 230.000 hatta son 2 Haziran'da da 250.000 civarında günlük kullanıcı sayısıyla devam ediyor.
Bu bizim için güzel bir deneyim oldu. Ancak şöyle bir şey var. İyi iletişim hizmetinizin devamlılığı ve ekip çalışmasının önemli fırsatları, tehditleriyle beraber deneyimlemiş olduk. Şu anda da çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca Dergi Park'a ülkemizdeki dergilere yaptığı değerli katkılar nedeniyle de çok teşekkür ederiz. Yücel Hocam, acaba sorunu çözebildik mi? Size sesimiz sesiniz gelmiyor hala. İsterseniz Sibel Hanım'la devam edelim. Sonra tekrar size geliriz. Yine değerli bir konuşmacımız Sibel Tabanlıoğlu, Dere dizinde ve oluşturulan Atıf dizinin de sorumlu uzman arkadaşımız. Kendilerine kriz döneminde Tere dizine gelen dergi talepleri ve Tere dizin çalışmaları hakkında bilgi vermesini rica edeceğim. Buyurun Sibel Hanım. Sesinizi açabilir misiniz lütfen? Kusura bakmayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli hocalarım, arkadaşlarım ve tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Çok verimli bir toplantı geçiyor. Sanıyorum bu pandemi döneminin en güzel ve verimli etkinlikleri ve bu eğitimleri bizlere çok şey kattı. Bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. TRL'in pandemi sürecinde neler yaşadı? Editörlerin beklentileri ya da talepleri ne oldu? Buna kısaca değinmek istiyorum. TRL'in de bildiğiniz üzere dergileri kriterler doğrultusunda değerlendirerek alıyoruz. Bir süreç var burada. Başvurudan sonra ilerleyen ve dergi sayıları belirtildikten sonra ilerleyen bir süreç. Dolayısıyla gelen taleplerin tabii büyük bir kısmı bu kriterlerle ilgiliydi. Kriterlerde esneklik sağlanması düşünülen ya da bu süreçte sıkıntı yaşanılan bazı hususlar oldu. Bunlardan biri zamanında yayınlama. Dergilerin hani böyle bir yetişemeyecek, zamanda yayınlayamayacak sayıyı, çünkü TRD'nin kriterlerine göre zamanda yayınlanmasıyla birlikte sisteme yüklenmesi koşulu var. Böyle bir endişe yaşandı ama bu konuda çok sıkıntı yaşanmadığını görüyoruz açıkçası dergilerde. Bir diğer husus etik kurallar ve kurullar. Bu konuda TRD'nin kriterlerinde 2020 yılında özellikle detaylı bir biçimde buna yer verdik ve makalelerin her birinde etik kurul onayının etik kurul izni gerektiren makalelerde onayların alınmış olması ve bu onayların da makalelerde belirtilmesi, belgelendirilmesini istedik. Hatta spesifik olarak etik kurul izni gerektiren çalışmalarla kurul adı, tarihi ve sayılarını talep ettik dergilerden. Biraz sanıyorum bu pandemi pandemi dönemiyle birlikte bu 2020 yılı kriterlerindeki etikle ilgili detay taleplerimiz biraz editörleri endişelendirdi diye düşünüyorum. Burada gelen en büyük soru etik kurulların toplanamadığı yönündeydi. Dolayısıyla makaleleri etik kurul izni alamıyoruz. Bunları makalelerde belgeleyemiyoruz. TRD'sindeki dergiler bu kriterleri sağlayamadığı için dizinden çıkma endişesi yaşarken başvuranlar da kabul edilemeyeceği endişesini yaşadı. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Gelen sorulardan da görüyorum. Her makaleden etik kurul izni istemiyoruz. Etik kurul izni gerektiren makalelerden istiyoruz. Bunu birkaç kez editörlerimizle paylaştık. Dolayısıyla ve etik kurul izinleriyle ilgili kurumlarla da irtibata geçtiğimizde komite üyesi hocalarımızla da konuştuğumuzda bazı kurumlarda bir geçiş aşamasında sıkıntı yaşandığı söylendi ama her hizmette olduğu gibi etik kurul toplantılarının da yine uzaktan toplanma yöntemiyle hizmetine devam ettiği, sorun yaşamadığı bilgisini de aldık pek çok kurumdan. Dolayısıyla hani burada izinle ilgili 2019 yılında başvuran makalelerle ilgili bir esneklik
2020 yılında sağlayacağız ama 2020 yılından itibaren artık başvuran her makalede etik kurul izinlerini zorunlu halde tutuyoruz. Bir diğer talep ek ve özel sayı yayınlamayla ilgiliydi. Yine kriterlerimizde ek özel sayı yayınlamanın tanımları hangi durumlarda yayınlanabilir ve hangi kriterler doğrultusunda bu sayılar TR dizine alırla ilgili tanımlarımız ve açıklamalarımız var. Tabii ki pandemi döneminde bazı alanlarda belki bilim dallarında özel sayı yayınlama ihtiyacı doğdu. Makale talebi arttı bu konuda. Dolayısıyla normal dergi yayın politikasının dışında yayınlanmış bir özel sayı ihtiyacı doğdu ve bunu nasıl yayınlayacaklarını bilemediler. Biraz da TR dizinin kriterlerini bunu uygun hale getirmeye çalıştılar. Hakem değerlendirme süreçlerine dahil olmadan bir özel sayı yayınlama sorusu geldi. Bunu yapmalı mıyız? Kriterlerimizde böyle bir şey yok. Özel sayı ve ek sayılar da kriterler de olsa normal sayı gibi değerlendirilmektedir. Sadece olgu sunumlarından oluşan özel sayı yayınlayabilir miyiz sorusu çok geldi. Yine kriterlerimiz doğrultusunda bunlar da %50 araştırma oranına tabi tutuluyor. Ancak tabii ki bu özel bir durum. Bu konuda biraz esneklik sağlanabilir. Birkaç dergiden de pandemiyle ilgili spesifik makale geldiği, COVID ile ilgili spesifik makale geldiği ve bunu bir an önce yayınlamak istediği ama normal sayıya yetiştiremeyeceği, sadece bir iki makaleyle özel sayı yayınlayıp yayınlayamayacağını soran dergilerimiz oldu. Yani bir özel sayının sadece bir makaleyle ya da iki makaleyle yayınlanması da açıkçası hani çok doğru bir yöntem değil. Belki son 30 saniye. Sayıyı erken basabilir. Editör ve editörler kurulu tarafından yazılmış makalelerden oluşan özel sayılar olduğu fazlaca görüldü. Bununla ilgili de yine sorular geliyor. Çok tasdip edilen bir durum değil açıkçası. Dışarıdan makale almak önemli yazar dağılımında TR kriterleri arasında var. Bir günde kabul edilmiş fazla sayıda makale olduğu, yayınlandığı yine TR dizine başvuran dergiler arasında görülüyor. Bir diğer talep ise bu dönemde Türkiye Web Portalı, COVID-19 Türkiye Web Portalı TÜBİTAK tarafından hazırlandı ve yayınlandı. PubMed, Clarivate Analytics ve Web Science gibi uluslararası pek çok büyük dizinin yanı sıra TR dizinde burada yer aldı koronavirüs ve aşı kaynaklarıyla ilgili. Dizinde olan dergiler bu portalda yer aldığı için, yayınlar portalda yer aldığı için bu portalda dizinde olmayan dergilerde de COVID ile ilgili yayınlanmış makalelerin bu portalda yer alma talepleri oldu ama maalesef burayı da karşılayamadık. Buranın da bir kuralı var. TR dizin olarak doğru ve güvenilir bilgi, doğru ve güvenilir bilimden vazgeçmiyoruz. Felsefemiz bu yönde. Şartlar ne olursa olsun uluslararası editörlük ve yayıncılık ilkelerinden de ödün verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sibel Hanım. Şimdi konuyla ilişkili olması bakımından sözü ben Berna Hocam'a vermek istiyorum. Sonra Yücel Hocam'a tekrar geri döneceğim. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi TR dizine etik konusunda esneklik olabilir mi gibi talepler gelmiş. Bu nedenle etik konusunda uluslararası bir üne sahip uluslararası camia tarafından yakından bilinen Berna Arda Hocam'a sormak istiyorum bu soruyu. Kriz döneminde araştırma ve yayın etiğinde esneklik olabilir mi? Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum Cem Hoca. Burada katılımcı olarak bulunan 200'ü aşkın kişiye de gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Şurada, pardon, slaytlarımı yeniden alabilir miyim acaba ya da bir dakika? Ben paylaşabilirim hocam isterseniz. Bir saniye, hemen şöyle. Evet, herkes görüyor zannediyorum. Göremiyoruz hocam. Ben paylaşayım hemen. Lütfen, o zaman bir terslik oldu. Pardon. Başlayabilirsiniz.
Evet, peki çok teşekkür ederim yeniden. Şimdi aslında bu sorunun yanıtı çok açık. Hayır, olamaz. Esneklik olamaz. Çünkü gerçekten biz bu aşamaya çok uzun bir yoldan geldik. Bunu vurgulamak isterim. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Şimdi öncelikle tabii ki bir pandemi sırasında bilimsel kanıtlar nasıl üretilir diye düşünmek durumundayız. Bizim bilimsel kanıta dayalı bir çalışma olarak kabul ettiğimiz şey randomize kontrollü çalışmalardır ve bunun da elde edilen bilgidir. Bu nedenle bir taraftan zaman baskısı, bir taraftan veri eksikliği, bir taraftan çok büyük miktarda vakanın kaybedilmiş olması, kaybediliyor olması, işte elimizdeki verileri olabildiğince hızlı paylaşmak, bütün bunlar aslında bizim elimizdeki ve bizi çok değerli kılan, hekimliği de mesela çok değerli kılan biyoetik değerlerden vazgeçmeyi ya da onları ihmal etmeyi haklı gösterebilir mi? Hiç zannetmiyorum haklı gösterebileceğini. Yani böyle biz bir olağanüstü süreç yaşıyoruz diye aydınlatılmış onamı göz ardı edemeyiz. Veyahut böyle bir süreç yaşıyoruz diye etik kurulların rolünü ya da işlevini atlayamayız. Yine böyle olağanüstü bir süreç yaşıyoruz diye tedavi ediciliği soru işaretli bulunan bir preparatı, bir ilacı tedavi ediyoruz diye iddia edemeyiz. Devam edelim lütfen. Aslında gerçekten biz bu noktaya, yani 2020 yılına çok uzun bir yoldan geldik. Ve gerçekten bakınca binlerce yıl öncesinden kristalize olan pek çok ilkeyle karşılaşıyoruz. Yani neden 2500 yıl önce hekim antları çıkmaya başladı karşımıza? Neden? Çünkü hekimler güvenilir olmak durumundaydılar ve muhakkak işlerini yaparken belli ilkeleri gözetmek durumundaydılar. Dolayısıyla bu gerçekten upuzun bir silsile ve bu silsilenin sonunda biz 2020'de bunları konuşuyoruz. Devam edelim lütfen. Sonraki slide'ı alalım. Dolayısıyla hani sonuç yerine şunu söylemek istiyorum ben kısaca bu 5 dakikalık süre içerisinde. Baştan beri tıp uygulaması güven ögesi üzerine inşa edilmesi gereken bir uygulamaydı. Yani hekim-hasta ilişkisinde biz güvenilir olmak durumundayız. Yani ben senin bir hak ihlaline uğramanı da önlerim ve bunu önlemek benim kaygımdır demek durumundayız. O nedenle tırnak içinde görüyorsunuz burada slaytımda fırsatçı davranamayız diye düşünüyorum ben. Yani buradaki fırsatçılık kuşkusuz ekonomistler açısından farklı algılanabilir falan ama ben fırsatçılığı bize tıp fakültesinde öğretilen mesela fırsatçı saprofit yaratıklar falan gibi hatırlıyorum. Dolayısıyla fırsatçı davranmak hekimlere belki de hiç yakışmayan bir durumdur diye düşünmek istiyorum. Pandemi sırasında ilkeleri esnetmek kabul edilemez. Yani elbette etik kurulların zor toplandığını, en azından birkaç hafta sıkıntı yaşandığını biliyorum. Ama işte ben kendi fakültemde, kendi üniversitemde, Ankara Üniversitesi'nde 15 günde bir toplanan etik kurullar bir toplantılarını atlamak durumunda kaldılar ama kısa sürede işte böyle internet ortamından çevrim içi yollarla toplantılarını yapmaya devam ettiler. Ve bizim belki akılda tutmamız gereken şey bir kaygan zemin tehlikesidir. İngilizce'de slippery slope denen şey. Yani bizim eğer bir takım ilkelerden vazgeçelim, onu ihmal edelim, şunu biraz esnetelim dersek öyle bir kaymaya başlarız ki nerede durabileceğimizi tahmin bile edemeyiz. Ve o durduğumuz yer hiç iyi bir yerde olmayacaktır diye öngörmek mümkün. Devam edelim. Aslında tabii bu benim artık son slaytım. Anadolu topraklarının çok değer verdiğim ozanlarından birisi Aşık Veysel.
uzun ince, gece gündüz gidilen bir yol tarif ediyor. Ve bu yol aslında... Son 30 saniye. Zannediyorum hepimizin beraber yürüdüğü bir yol. Evet, bir taraftan hem uluslararası düzenlemeler var, hem ulusal işte karşılıkları var bunların. Bir taraftan hekimlik yapmak ama aynı zamanda eğer bir üniversite çatısı altındaysanız aynı zamanda araştırıcı da olmak durumundasınız. Bir yandan sizi çok zorlayan akademik atama yükseltme ölçütleri var ama bir taraftan da yayınlamak ve yok olmamak baskısı var. Ama zannediyorum bu yolda nerede durduğumuz ve durduğumuz yeri ne kadar sağlam bastığımız, hiç değiştirmediğimiz hep önemli. Dolayısıyla devam edeyim lütfen slayta. Dolayısıyla burada başlıca kaynaklar olarak bir bölümü benim yazılarım, bir bölümü Ivan İliç gibi aslında tıbbın nerede olduğunu sorgulayan yazılar var. Zannediyorum bu slaytlara daha sonra da ulaşacaksınız. Evet, son slaytım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün katkınız için hepinize sağlıklar diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Berna Hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi Yücel Hocam'ın bağlantısı tamamsa Yücel Hocam'la devam etmek istiyorum. Yücel Demirer. Merhabalar. Umarım sesim geliyordur bu sefer. Evet. Sizlerden özür diliyorum öncelikle. Ve çok teşekkürler katılımcılara ve panelistlere. Ben de şimdi ekranımı paylaşayım dilerseniz. Bilmiyorum. Gözüküyor mu şu anda? Evet. Evet. Ama görmüyor, sunumunuzu göremiyoruz. Sunum gözükmüyor mu? Ben paylaşabilirim. Siz durabilirsiniz. Peki. Sizde bir tane slayt var ama ben devam edeyim konuşmama. Şimdi doğru ve iyi akademik yayıncılık toplum sağlığı açısından niçin önemlidir? Aslında benden önceki Berna Hoca bunun bir altyapısını da oluşturdu. Böyle yapmazsak ne olur? Ben de katılıyorum Berna Hocama. Katılmamak mümkün değil. Yani esnetilebilir mi? Elbette ki hayır. Esnetilmezse ne olur acaba? Bunu birazcık tartışmaya çalışacağım. Şimdi pandemi dediğimiz şey aslında elbette ki bir sağlık sorunu ve bir enfeksiyon hastalığından bahsediyoruz. Fakat pandeminin bütün olarak baktığımız zaman aslında bir toplumsal bir hastalıktan, toplumsal bir olaydan söz etmiş oluyoruz aslında. Bu nedenle de aslında çözümlerin toplumsal olarak müdahale edilmesi, toplum düzeyinde bir takım girişimler yapılmasını öngörmemiz gerekiyor. Toplum düzeyinde yönetimi son derece önemli. Yani viral hastalığın, virüsün bir kişide tedavisiyle toplumdaki pandeminin tedavisi arasında oldukça büyük farklılıklar olacağı açık. Tabii bu durumda buradaki soru, yani o zaman doğru bilgi ve akademik yayıncılığın toplum sağlığı pandemide, yani bunu belki oraya bir parantez içinde söylemek gerekiyor. Pandemi sürecinde nasıl bir önemi vardır sorusunun yanıtı pandemi sürecinde birazcık daha değişiyor. Çünkü bilimcilerin, bilimle uğraşan insanlar için doğru bilgiyle toplumun algıladığı arasında bazı farklılıklar var. Çok genel olarak bir şey söylüyorum. Çünkü bilimle uğraşanların birçoğu bilir ki bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin birçoğu sorgulanabilir ve bir sorgulanarak değerlendirilir bunlar. Ve her okuyan kişi de bunların doğruluğuyla ilgili ne kadarının doğru olduğu ve hangisinin spekülasyon ya da ne kadarının bilime katkı sağladığı konusunda oldukça deneyimlidir. Fakat toplum bu şekilde değil. Şimdi pandemi sürecinde yaşadığımız bir şey var. Bu yeni yaşadığımız bir durum. Bilimsel dergilerde işte Taner Hocam da bir tanesini paylaştı. Sadece 4 tane olguyla sunulmuş bir makalenin bilim camiasındaki karşılığıyla bunun toplumla, direkt olarak topluma servis edildiği zaman bundan anlaşılacak şeyler arasında çok büyük farklılıklar olacak. O yüzden özellikle böyle kriz dönemlerinde, pandemide demek ki
bilimin nasıl işlediği, bilimsel makalenin üretimiyle onun doğrudan topluma ulaşmasının sonuçları oldukça farklı. Bu bir tanecik slayt var önünüzde. Bu COVID-19 döneminde Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın tanımladığı bir şey var. Bu sadece biz pandemiyle değil, aynı zamanda infodemiyle mücadele ediyoruz. Ve bu infodeminin yıkıcı etkisi pandemi kadar büyük olabiliyor. Bununla ilgili benim meslektaşım, birlikte çalıştığım çalışma arkadaşım Sibel Sakarya, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin diğer editörü, onun hazırladığı bir kaynak olarak sizlere iletmek istedim. Ayrıca Türkiye'de de yapılan birçok ülkede, belki sizlerin de takip ettiği doğrulama siteleri, kurumların da yaptığı bazı çalışmalar var. İnfodemi dediğimiz şey nedir? Çok kısa bundan söz edeyim. Bir problemle ilgili aşırı ve çözümü zorlaştıracak miktarda bilgi olması durumuna infodemi olarak tanımlanmış durumda. Tabii genel bir infodemi tanımından öte aynı zamanda yanlış, eksik, yani bir aşırı bilginin yanı sıra yanlış, eksik, yetersiz bilgilerin kasıtlı ya da kasıt olmadan ortaya atılması bu sorunu daha da büyük hale getiriyor. Tabii bunun bir de pandemi döneminde gündeme gelmesi çok daha büyük sonuçları olacaktır. Birkaç tanesinden örnek biraz sonra vereceğim. Tabii bunlar nasıl oluyor? Sağlık alanındaki bu yanlış ve yanıltıcı bilgi sadece belli bir kitleye yönelik olmuyor ve tüm toplumu hedef alıyor. Dolayısıyla bunun kullanımı da çok değişik amaçlarla kullanılabiliyor, bu yanlış yönlendirici bilgiler. Format bakımından daha çekici olabiliyor. Pandemi sırasında bilgiye aşırı talep olması. Son 30 saniye. Tabii çevrim içi alanlarda bunların yaygın olarak kullanılması da oldukça sıkıntılı. Ne oluyor peki bu? Aşırı kontrolsüz bilgi, ruh sağlığını, günlük yaşamı, sağlık davranışlarını, gereksiz hizmet kullanımını, hatta ayrımcılığa ve şiddete yol açabiliyor. Hatta bu da şöyle isimlendirir. Bazı sorunlara, bazı hastalıklar tanımlanmaya başladı. Manşet stresi bozukluğu gibi. Ayrımcılık, hatta sağlık çalışanlarında biliyorsunuz, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskinin yüksek olması nedeniyle otellerde ya da bazı yerlerde kabul görmemesi gibi sorunlarla karşılaşmaları oldu. Panik alışverişleri, mucize ilaçların satımı, koruyucu malzemelerin kullanımı ile ilgili yanlış bilgilerin hızla yayılması ve birçok uygulama, bunlar burnu suyla yıkama, antibiyotik kullanma, gargara yapmak gibi çok çeşitli bir yelpazede yaşandı. Bütün bunlar birçok örnek verilebilir. Şimdi en son belki şöyle bir şey hatırlatmak isterim bu dönemde. Bazı çalışmalar yapıldı. Bunlardan bir tanesi kişilerin bu bilgilere, koronavirüsle ilgili bilgiye nasıl eriştikleri, farklı bilgi kaynaklarının güvenilirliği değerlendirilmiş bir çalışmada. Daha az eğitim almış kişiler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıyla bu haberlere, bilgilere ulaşmaları daha fazla ve bunlara daha fazla güveniyorlar. Ancak çok daha genel bir şey var. Hekimlere ve sağlık alanındaki uzmanlara güvenilirliklerinin en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiş. Bu aslında bilim için bir fırsatken bu tip yanılgılı retraksiyonların olması, yanlış bilgilerin yayınlanıp tekrar geri çekilmesi, hele hele Dünya Sağlık Örgütü gibi ya da bu pandemiyi yönetmekle görevli otoritenin yanlış bilgilerin piyasaya sürülüp tekrar geri çekilmesi, bilime olan, bu benim hani Berna Hocam affettin beni, bu bilim için bir fırsat olacakken bilimi yıkıcı bir etkisi olabilir. Bu yüzden bu çalışmaların son derece titizlikle, aynı şekilde standartlara uygun bir şekilde sürdürülmesinde yarar var. Son bir şey, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi olarak ne yaptık? Yalın kalitesinin düşürülmemesi için elbette ki çok sayıda makale başvurmaya başladı. Bunun için hem bizim iş yükümüzü, editörlerimizin, baş editörlerin ve diğer editörlerin iş yükünü de arttırmamak için bir ek sayı oluşturulmasına ve iki ek editörün, yani editör listemizin dışındaki editörleri davet ederek özel bir sayı çıkartmayı planladık. Bu şekilde mücadele etmeye çalıştık. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yüce Hocam. Sağ olun. Dediğiniz gibi esneklik bir yana bilakis çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor böyle hassas dönemlerde.
Şimdi tabii doğru, tam etik değerlere uygun bilimsel yayıncılığın yanı sıra üretilen bilimin de açık sunulması, açık erişime sunulması da giderek önem kazanan bir durum. Bu konuda ülkemizde de çalışmalar başlamış durumda ve epey işler yapıldı bildiğim kadarıyla. Ve bu konuda çalışan ve tecrübesi olan değerli katılımcımız Sayın Ebru Soyucu Aydın hanımefendiye sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar. Evet. Çok değerli konuklar, değerli hocalarım, saygıdeğer katılımcılar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burada olmaktan, katkı vermekten ve hepinizi dinlemekten çok memnunum. Screen share yaptım ama görünüyor mu bilemedim hocam. Görülüyor. Görülüyor gayet iyi. Görünüyor mu? Tamam. Pandemi sırasında açık bilim herhalde en çok kullanılan bir alan oldu. Yani hastaların izole olup karantinaya alındığı, sınırların kapatılıp sosyal mesafe kurallarının konulduğu bu dönemde açık olan sadece açık bilim oldu. Dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği açık bilim örneği sergileniyor. Çin salgının başından bu yana Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla deneyimlerini kayıtsız bir şekilde paylaşıyor. Covid-19 hakkındaki bilgiler zamanında ve anında yayınlanıyor. Bundan öncesinde de Ocak 2020'de Londra'da Wellcome Trust araştırmacıları, dergileri ve fon veren kurumları Covid-19 bulgularını ve verilerini hızlı ve açık bir biçimde paylaşmaya çağırdı. Ardından birçok dergi, yayıncı ve kurum koronavirüs araştırmalarını ve verilerini açmaya, COVID-19 ile ilgili hem ara hem de son araştırma verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaya başladılar. Zamana karşı olan bu yarışta araştırmacılar arasında birlikte iş yapma süreçleri tabii ki kısaldı. Ortak tehdide karşı acil olarak etkin çözümleri bulunması için farklı disiplinler birleşti. Ve dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları yeni koronavirüsün kısa klinik raporlarını ve gen dizimlerini, yani koronavirüse dair edindikleri genom, işte protein yapısı, hücre etkileşimleri gibi tüm bilgileri açıkça insanlıkla paylaşarak çözüme ulaşmayı hızlandırmaya çalışıyorlar. COVID-19 salgını, yani açık bilimin riskleri ve faydaları için bir anlamda çok önemli bir test haline de geldi. Faydaları neler? Elbette ki bir salgının önlenmesine yardımcı olabilecek yıldırım hızındaki işbirlikleri çok faydalı. Riskleri yok mu? Tabii ki var. Benden önceki sayın konuşmacıların belirttikleri kötü bilim olabilecek şeyler de açık bilimin risklerinden biri. Yine açık bilim yeni kelimeler kattı bize. İşte crowdsourcing, open innovation gibi. Küresel zorluklar, crowdsourcing kelimelerin birleşiminden doğmuş. Crowd ve outsourcing birleşiminden doğmuş bir kelime. Bu kitlesel kaynak kullanımı. Yani kalabalık ya da toplulukların birlikte kaynak kullanımı anlamına gelen bir terim. Basitçe birçok insanın belli bir işi birlikte gerçekleştirmeleri diyebiliriz. Küresel zorluklar ile başa çıkmak için yenilikçi bilimsel ve toplumsal çözümlere ihtiyacımız var. Bilim ve toplum bu çözümleri bulmak için birlikte çalışmalıdır, diyor Lucia Malfatt ve Jonas Vogel. Yani açık bilim, açık inovasyon, dünyayı açık, açık bilimin sloganlarını oluşturmaya başladı. Yine Creative Commons ekibi, hukuk uzmanları ve önde gelen bilim adamları bu tür çıkacak veriler ve bunların lisanslamaları için Open COVID Pledge lisanslarını geliştirdiler bu süre zarfında. Biz TÜBİTAK kulak mı olarak ne yaptık? Tabii ki ortak bir düşmana karşı işbirliği yapmanın önemi ve böyle bir işbirliğinin tamamen açık bilimle yapılabileceğini zaten hepimiz görmüş olduk ve buna hazırlıklıydık. Nasıl hazırlıklıydık?
Aperta diye bir açık veri portalımız vardı. Harman var. Açık veri ulakbin.gov.tr diye web sayfamız var. Bunun yanında covid19.gov.tr diye bir COVID bilgilendirme platformu çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Bir şekilde biz buna hazırdık ama yine de bu konudaki çalışmalarımız tabii ki devam ediyor. Toplumun en temel ihtiyacı olan sağlıklı yaşam yönünde sağlanması gereken etkinin bilim ve teknoloji temelinde birlikte oluşturulması için çalışıyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açık veri son 30 saniye. İstatistiksel analiz koduna sahip makalelere öncelik vermek kaliteyi, tekrarlanabilirliği ve şeffaflığı artıracaktır. Yani tüm bu salgının iyi bir tarafı varsa o da ortak düşmana karşı işbirliği yapmanın önemini göstermiş olması. Umarım bu COVID'den sonra da yine devam eder. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Cem Hocam mikrofonunuz kapalı. Biz teşekkür ederiz Ebru Hanım. Ağzınıza sağlık ve sağ başarılar dileriz çalışmalarınıza. Teşekkürler, sağ olun hocam. Olmayın. Şimdi son konuşmacımız TR Dizinfem Komitesi Başkanı ve aynı zamanda TÜBE üyesi değerli hocamız Sayın Ertuğrul Kılıç'a söz vermek istiyorum. Hocam slaytlarım görünüyor mu? Evet, görülüyor Ertuğrul hocam. Ha, tamam. Buyurun öncelikle hocam, soru zaten ekranda gözüküyor. Buyurun. Tamam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi daha iyi anladım. Cem hocam beni niye en sona bıraktı? Çünkü araştırmacı gözüyle bakmak istedi. Çünkü ben bir yayıncı değilim. Daha çok araştırmada çalışıyorum. Ama şu anda bir araştırmamızın yaygın etkisi üzerinde yüzeysel bir potpourri şeklinde bir geçiş yapacağız. Tabii ki bunun uzun hali de var ama uzun halini TÜBİTAK'ın ulak ve minkine kalacak. Çünkü 5 dakikalık süre içinde ancak bu kadar olur. Öncelikle bir araştırmacı olarak bilimsel araştırmayı ve yayını neden yapıyoruz diye baktığımızda tabii ki burada gördüğünüz gibi temel bilimleri anlamak istiyoruz. Kısaca buradaki şekiller ne derseniz yüzeysel bir şekilde anne karnındaki bir bebeğin annenin yaralı bir dokusuna kök hücreyle nasıl tedavi ettiğine gösteren bir yaklaşım. Bu bizim temel bilimleri anlamak istediğimizi gösteriyor. Biyoloji iyi anlamamız gerektiğini gösteriyor. Diğer bir taraftan baktığımızda örneğin şurada bir sinir hücresi görüyorsunuz. Bir tane gövdesi var, iki tane kolu var. Bir kolunu kestiğinizde düzelirken diğerisi düzelmiyor. Çünkü birisi merkezi sinir sisteminde, birisi periferde. Burada o zaman aynı kol olduğu halde neden bir tanesinde düzelme varsa diğerinde yok? Bunun tabii ki buradan baktığımız zaman biz buradaki farklılığı gördüğümüz zaman hem tedavi içinde bir hedef molekülü bulmamızı sağlamaktadır ki bu tip çalışmalarda söz konusudur. Bir diğer husus ise neden araştırma yapıyoruz, neden temel bilimlere önem gösteriyoruz dersek bu gördüğünüz gibi son yıllardaki protein bazlı ilaçların Türkiye'de geliştirilememesi. Fakat birçok firma bu konuda çaba sarf etmekte fakat hücreler yurt dışından gelmekte. Reaktör yurt dışından gelmekte, medyum yurt dışından gelmekte, elde ettiğiniz malzeme yurt dışına gidip bir mutasyon var mı konfirme edilmekte. İşte biz de araştırmacılar olarak hem yayınlarımızda hem de çalışmalarımızda bu kısımlarda yer almaya çalışıyoruz. Örneğin bir meme kanserinin tedavisi, ciddi bir tedavisi yaklaşık maliyeti 80 bin doları bulmakta. Yayın yanında bu tip hedeflerin gerçekleşmesi yanında aynı zamanda patent ve clinical çalışmalar da yapılmakta. Diğer taraftan araştırmanın ülkemiz açısından veya üniversiteler açısından önemine derseniz tabii ki bir ranking sistemi var. Bu ranking sisteminde yayınlarımız ön plana çıkmakta, almış olduğumuz atıflar ön plana çıkmakta ve diğer hepsinin farklı farklı ranking firmalarının veya kuruluşların farklı farklı değerlendirme sistemi var. Bu bakımdan hem yayınlarımız hem atıflarımız üniversitelerimizin de kalitesi açısından fayda sağlamakta. Gelelim ülkemizdeki yayınların kısa bir yaygın etkiden bahsedeceğim ama daha çok klinik çalışmalara vurgu yaptım burada. Soldaki biraz ilgisiz bir şey. OECD'nin raporuna baktığımız zaman OECD ülkeleri içerisinde bizden hangi ülke daha fazla professional yani daha bilimsel mi diyeyim artık ne derseniz insan beklentisi var derseniz bizim ülkemiz en dipte gördüğünüz gibi. Ortalarda Meksika, Şili'yi bile görürken biz en alttayız.
Yayın profilimize baktığımızda ise 1990'dan 2016'ya kadar, bunları ben 2016'da yapmıştım istatistikleri, 2016'nın sonunda. Özür dilerim, update yapamadım. Web of Science ve Scopus'a göre yapmıştım. Baktığımız zaman ne görüyoruz derseniz, bizim milli gelirimiz yaklaşık %600 artarken, yayın sayımıza baktığınızda ise korkunç bir artış var. On binlerce kat bir artış söz konusu. Burada diğer dikkatimizi çeken husus ise, burada ilk 10 en fazla yayını nerede yapıyoruz diye baktığımızda, örneğin burada Almanya'da görüyoruz. Almanya'da ilk 10 sırada sadece clinical neuroloji var. Ama Türkiye'deki yayın sıralamasına baktığımızda en fazla yayını biz klinik bilimlerde yapıyoruz. Örneğin ikinci sırada bir iç hastalıklarını görüyoruz. Üçte cerrahiyi görüyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi ilk 10'un 5 tanesi klinik bilimlerde. Diğer ülkelere veya bakın burada Mısır ve İran'ı da aldım. Bunlara baktığımızda bunlarda ilk 10 sırada bir klinik çalışma yok. Tabii ki klinik çalışmalar var ama temel bilimlere de özen gösterilmiş. O nedenle editörlerimizin de temel bilimlere özen göstermesini bekliyoruz kliniğin yanında. Burada gördüğümüz gibi İsviçre'de bir tane klinik var, Yunanistan'da iki tane, Almanya'da bir tane ama Polonya, Mısır ve İran'da bunlar yok. Diğer taraftan tabii ki multidisipliner çalışmalara bakabiliriz. Biz de 35. sıradayken bir İsviçre'ye baktığınızda en fazla çalışmalar multidisipliner çalışmalarda yapılmakta. İlginç olan ise örneğin eğitimle ilgili yayınlarımız bizim 13. sırada yer alırken birçok ülkede ilk yüze girememek. Son 30 saniye. Bu da bizim eğitimle ilgili sorunumuzu vermekte. Klinik çalışmalarımızın gücüne bakacak olursak, örneğin çok fazla klinik çalışma yaptığımız halde bu New England Journal of Medicine, burada bakmışsınız tarih boyunca 61 makale yapmışız. Fakat yarısından fazlası Türkiye kökenli baktığımızda ise sadece sarı işaretli olanlar Türkiye'den tüm tarih boyunca. O nedenle klinik çalışmalarının planlaması ve gücünü artırmak zorundayız. Lancet'e baktık, impact faktörü düşükken bu şekilde bir artış var. Şurada 2014'te Sağlık Bakanlığı'nın datası, fakat impact faktörü yükseldiği için artık yayın yapamaz hale gelmişiz. Kısaca yayınları biz doçentlik için yapıyoruz? Bu bilinen bir soru. Herkesin düşündüğü bir soru. Bu son slaytım. Yani bana göre evet. Tabii ki tam evet demeyelim buna ama etkisi çok fazla. Örneğin işte biraz önceki sorularda cevaplarken de karşılaştık. Editörün burada payı ne? Alanında yetkinlik, görev mi bu onun için yoksa özveri mi? Bağımsız mı? Yani üniversitenin rektörü, üniversitenin dergisinde şunu yayınla dediğinde onu yayınlamak zorunda mı? Hedef belirlenmiş mi? Örneğin impact faktörünü artırmak gibi, Web of Science'a girmek gibi, PubMed'e girmek gibi. Baskıları yenmek için nasıl bir mekanizma kurmuş? Güncel literatür ve eğilimi takip ediyor mu? Yayın kalitesini artırmak için bir faaliyet var mı? Etik ve evrensel kurallara dikkat ediyor mu? Dergiyi belli bir bilim alanında tutabiliyor mu? Paralel dergiye bakış açısı nasıl ve amacı? Bu önemsiz bir konu değil, pozitif ve negatif yaklaşılabilir. Hakem süreçleri nasıl? Hakem süreci öncesi yayın inceleniyor mu? Örneğin ben burada Frontiers'ten koydum burada. Hakem süreci öncesindeki bir inceleme özeti burada. Hakem süreci sonrasında bu Associate Editor'e geliyor. Associate Editor makaleyi bir hızlı bir şekilde okuyor ve daha sonra eğer hakem ihtiyacı varsa hakemlere gidiyor ve daha sonra ise asıl editöre gönderiliyor. Veya editör sadece hakem zaman kısıtlaması nedeniyle sadece hakeme göre mi karar veriyor? Biz çok ilginç şeyler yaşıyoruz bu şeylerde, dergilerde. Örneğin bazen bakıyorsunuz hakem minor revision vermiş ama o alanda yüzlerce makale var. Çünkü tarama yapmamış. Diğer taraftan bizim dikkat ettiğimiz ULAK günde benim tecrübem yayın titizliği, etik. Bir de derginin sürdürülebilirliği, kurumsallığı nasıldır? Kalite nasıl artırılabilir? İş, vakit ve emek isteyen bir süreçtir. Ancak 5 dakikada bu kadar oldu hocalarım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Önemli bilgiler verdiniz Ertuğrul Hocam. Şimdi konuşmaları tamamladık. Epey de soru geldi. Onların bir kısmına konuşmacılar cevap verdiler. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben bazı notlar aldım cevaplanmayan sorularla ilgili. Özellikle konumuzla ilgili olan bir soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. Cevaplamak isteyen olursa cevaplayabilir. Hızlı süreçlerden bahsettik ama işte uluslararası indekslere girme çabası içerisinde olan bazı dergiler editörleri şunları belirtmişler. Hızlı süreç şüpheyle karşılanıyor.
hızlandırmak doğru olmayabilir. Yani burada bir dengeyi bulmak gerekiyor bence. Bu konuda bir şeyler söylemek isteyen konuşmacımız olur mu? Nasıl bu dengeyi sağlayalım? Hızlandıralım diyoruz ama ne kadar hızlı? Yani bir günde, iki günde kabuller olduğunda TR dizinde de aynı şeyi görüyoruz. Şüpheyle bakılıyor. Bu süreçlerin bir iki gün çok makul bir zaman olmadığı izlenimi veriyor. Bu mümkün müdür? Yani 2-3 günde bir dergi istenilen düzeyde bir yazıyı değerlendirebilir mi? Yoksa bunun bir makul bir süresi var mıdır? Cem Hocam. Ben... Buyurun Mustafa Hocam. Şimdi ben yaşadığım, yani Mart, Nisan ayı içerisinde yaşadığımızı isterseniz paylaşayım. Genelleştirilemeyeceğini dedim. Şimdi bilgisayarda tomografinin nasıl kullanılacağı konusunda ciddi bir sıkıntı vardı. Amerika Birleşik Devletleri biraz da ekonomik şeyi göz önüne alarak BT'ye karşıydı. Ama sahada da çalışanların ne yapacaklarını bilme sıkıntısı var. Ne yapmalıyız diye düşünüyorlardı. Hani BT mi yapalım, akciğer biyopsi artı BT mi yapalım, nerede olacak? Çünkü bilgi birikimi yok bu konuda. Bu konuyla ilgili Çin'den ve İtalya'dan, bizim bir ay, bir buçuk ay önümüzde giden iki yerden risk alarak biraz da davetli yazı istedim. Bir tanesi işte nasıl diyeyim, Torax Radyosu'nun İtalya'daki öncüsü şu anda. Diğeri de Wuhan'dan deneyimli bir şey merkezin elemanlarıydı. Bunları hızlıca davetli yazı olarak aldım. Radyolu değilim doğrudan ama hemen hızlıca ilgili arkadaşlarımıza, Türkiye'deki öncülerine hızlıca 1-2 günde okuyacak şekilde hakemliklerini yaptırdım ve bunları editoryal takım sayesinde hızlıca bir hafta içerisinde basma imkanımız oldu. Benzer şekilde, bu şekilde hızlandırdığımız öncü çalışmalar oldu. Sadece derginin atıfı açısından değil, nasıl diyeyim, gazetecilerin haber atlatması gibi boyutunun ötesinde insanların doğru bilgiye ulaşması için hızlı işlem yaptık. Biraz risk aldığımız doğrudur ama sonuçta riski biraz paylaşarak ben en azından aldım. Bu konudaki işin öncüleriyle işi paylaştım. Bundan sonra tabii hızlanmanın çok anlamı yok. Dalgalanma biraz zor olacak ve tortu dibe çökecek. Gerçekler o zaman ortaya çıkacak. Review artıklar hazırlanacak artık. O düzeye gelmiş durumda. En azından benim alanımda. Benim deneyimim böyleydi. Teşekkür ederim. Sözü alabilir miyim hocam? Ben teşekkür ederim. Buyurun Oğuz Hocam. Ben de bu konuda belirlenmiş bir sürenin olamayacağını düşünüyorum ama hani kör gözün parmağını olacak şekilde slaytlarda ben şey yapamadım, görebildiniz herhalde o yayını. Bir günde kabul edilmiş, 4 günde görünür hale gelmiş olması da daha yazıyı incelemeden acaba dedirten bir süre. Yazının içeriği açısından okuduğunuzda bir haftada kabul edilmiş Mustafa Hocam'ın derlemesine baktığınızda evet bu hak ediyor, iyi ki de bu kadar kısa sürede yayına çıkmış diyebilirken yine aynı sürede kabul edilmiş yazıyı okuduğunuzda ya bu da biraz işkillendiriyor insanı, yani bu çok uygun olmamış deme söz konusu. Bu editör grubunun değerlendirmesiyle alakalı. Hani biraz admin'de uzun süre bekliyor gibi görünüyor yazar tarafından bizim uygulamamızda ama editör grubuna hızlıca ulaştırılıp çok süratle bir içerik değerlendirmesi yapıldığında kaliteli bir yazı yakaladığınızı hissettiğinizde süreci hızlandırmak bilginin okuyucuya ulaşması açısından ya da işte hastalara yararı ya da zararı açısından, zararı engellemek açısından kıymetli olabileceğini düşünüyorum. Onun için bir süre veremeyiz.
daha çok bunu tecrübemizle ve editör ekibin özverisiyle, objektif değerlendirmesiyle değerlendirebiliriz. Bu hatalardan da ari olarak bunu yapmamız gerekiyor. Başka bir kriter de yayınlandıktan sonra başlıyor aslında. Ona aldığı negatif editoryallar ya da işte yazıyı retrakte edecek düzeyde eksiklikler söz konusuysa tabii ki editörün kendi dergi prestijini düşünerek bu risklerden de kaçınacak şekilde bir organizasyon yapması da önemli diye düşünüyorum. Oğuz Hocam teşekkür ederim. Bu tabii önemli derecede hakemlikle de ilgili bir süreç. Sonuçta gelen sorularda da hakemlik konusunda çok sorular var. Bunlardan bir tanesi örneğin hakemliğin teşvik edilmesini gerektiğini söylüyor. Bir ara teşvik edilmişti hakikaten. Ama tekrar kaldırıldı. Bu konuda neler yapılabilir diye soruluyor. Ülkemizdeki birçok dergi hakem bulmakta hakikaten zorlanıyorlar. Daha doğrusu daveti kabul eden hakem bulmakta zorlanıyorlar. Bunların çoğu herhangi bir önemli indeksi olmadığı için hakemler çok sıcak bakmayabiliyorlar. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz dergilerimize? Dergi Park'ın örneğin Fatma Hanım sizin bu konuda önerileriniz olabilir mi? Çünkü Dergi Park bünyesinde 2000'e yakın dergi var. Ulusal dergilerimizin çoğu oradalar. Hakemlik sistemlerine destek açısından bir şeyler yapılabilir mi? Teşekkür ederim Cem Hocam. Şöyle ki öneriden ziyade bizim aslında çalışmamız var bu konuda. Dergi Park'ın yeni arayüz tasarımı, hem arayüz hem de süreç tasarımı devreye girdiğinde Türkiye'de Publish modeli bir modeli uygulamaya koymaya çalışacağız. Onun ötesinde şu anda Dergi Park araştırmacılarının yer aldığı kişilerin kendi profillerinin bulunduğu, makalelerinin bulunduğu sayfalarda da onlara özel güncel bilgileri verebilecekleri, atıflarını, makalelerini, ortak çalışmalarını. Yani Publish'ı modelledik diyebilirim. Türkiye'ye uyarlanmış haliyle tabii ki. Daha etkin olacağımıza inanıyorum bu konuda. Daha iyi bir rol alacağımıza veya daha iyi bir şeyler ortaya çıkartmak için başlangıç yapacağımıza. Ağustos ayında umarım hep beraber bunu değerlendirme şansımız olur tekrar. Peki hakemliğin teşviki açısından bir etkiniz olabilir mi? Üniversiteler arası kurul GÖK bünyesinde. Yani Dergi Park olarak pek olamaz galiba. Çünkü biz biliyorsunuz bir dizin değiliz. Altyapı hizmeti sunuyoruz. Kendi görevimizin ötesine geçmek olabilir. Yani sınırlarımızı çok da farklı noktalara taşımamamız gerekiyor. Bu sefer devlet imkanlarıyla verimli kullanmamız gereken bir bütçemizi aşmak, amacımızın dışına çıkmak gibi olabilir. O konuda bir girişimimiz yok ya da en azından düşüncemiz yok şimdilik. Ama hakemlik konusunda işte hakemlik sertifikamız olacak. Bundan sonra Dergi Park'ta otomatik olarak hakemlik yapanların sertifikası. Kurumlara göre hakemlik yapan yıllık oranları vereceğimiz bir çalışmamız var. Ya o şekilde belki özendirmeye yönelik ya da daha iyi yapılmasına yönelik neler yapılabilir çabamızı ortaya koyarız. Bu konuda hiç emeğimizi esirgemeyiz, emin olabilirsiniz. Ama bu konuda otorite olmak gibi bir şeyimiz yok, durumumuz. Ve bununla ilgili de ön sırada yer almayıp destek kuvvet olarak çaba harcamayı tercih ederiz diye düşünüyorum. Çünkü hep görüşmeler ve konuşmalar bu yöndeydi bugüne kadar. Teşekkürler. Bununla ilgili olarak başka sorular da vardı. Yine bu akademik teşvikle ilgili. Örneğin predatör dergilerde yönelimi engellemek mümkün mü? Bunlar teşvikte yer almıyorlar ama atamalarda kullanılabiliyorlar diye bir yorum geldi. Yine uluslararası indekslere göre yayın koşulu koymak doğru bir şey mi diye bir soru geldi. İbrahim Bey size sorabilir miyim? Siz bu konuda bir girişiminiz oldu. Hem predatör dergiler konusunda hem bu atama yükseltme kriterleriyle ilgili. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii teşekkür ederim hocam.
Evet, dediğiniz gibi şu anda Türkiye'de akademik yayınlarla ilgili iki tane temel konu dosyalarda konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi SCI dergileri veya SSCI dergileri sosyal bilimler için. Bir de onların dışındaki uluslararası dergiler, bir de ulusal dergilerimiz. Orada dikkati çeken, çok doğru olmadığını düşündüren birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi SCI dergileri konusunu herkes kanıksamış durumda esasında. Orası bir baraj olarak görülüyor. Hani bir akademisyen adayının SCI dergilerinde bazı makalelerin olması gerektiği tüm akademik camia tarafından kabul edilmiş durumda. Ancak SCI dışındaki uluslararası indeksler diye bir tanımlama var. Üniversitesi kurulun kılavuzunda ki bu tanımlama SCI haricindeki uluslararası indekslere herhangi bir sınırlama koymuyor. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde ismini uluslararası olarak ifade etmiş, arka plandaki çalışması nasıl olduğu bilinmeyen, herhangi bir adı indeks olan bir kurumun dizinlediği bir dergide yayınlanan makale de SCI dışı uluslararası makale kategorisinden akademik dosyalarda puan alıyor. Hatta o indekste aynı puanı PubMed'de alıyor. Yani PubMed'deki makaleniz de o demin tarif ettiğim çok güvenilir olmayan indeksteki makaleniz aynı puan alıyor. Şu andaki uluslararası üniversitesi kurulun kılavuzuna göre. Biz bunun düzeltilmesi gerektiği noktasında üniversitesi kurulla bir temasımız oldu yakın zamanda. Gelişmeleri bekliyoruz. Umuyoruz ki olumlu gelişmeler olacaktır. Bir diğer nokta da predatör dergiler ve bu ücretli dergiler, paralı dergiler diye tabir edilen dergiler konusunda oldu. Üniversitesi kurul uzun zamandır predatör dergilerle ilgili bir aksiyon almayı planlıyordu. Bununla ilgili önce bir alt komisyon kuruldu ve bir çalışma yapıldı. Fakat tabiri caizse şu anda biraz kaş yapalım derken göz çıkarmak gibi bir noktaya geldi biraz mesele. Herhangi bir şekilde makale kabul edildikten sonra para alan bütün dergiler predatör olarak tasnif edildi diyelim. Yani en azından dosyanıza bunu koyamazsınız. Sadece bilgi olarak eserler listenizde yer verebilirsiniz dendi. Tabii bu beraberinde başka tartışmaları getiriyor. Çünkü bir dergi daha submission aşamasında ücret alıp makaleyi 3 gün sonra reddederse yazarlar biz neden para ödedik 3 gün içinde reddedilecekse, hakeme hiç gönderilmeyecekse gibi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla burada biraz iyi dergi, kötü dergi, iyi niyetli dergi, kötü niyetli dergileri birbirinden ayırabilecek daha doğru sistemlerin kurulabilmesi için biz Üniversitesi Kurulu'na bir teklifte bulunduk. Raporumuzda bu da yer alıyor. Bu raporla ilgili ayrıntılar aynı zamanda şirketin yayın evimizin web sayfasında da var. Oradan da incelenebilir. Umuyoruz ki bu konuda gelişmeler olacaktır. Predatör dergi meselesi akademi için önemli bir sorun. Etik sorunların içerisinde önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü şu anda birçok akademisyen adayı bunun kaygısıyla dosyalarından bu dergileri tabiri caizse ayıklamaya çalışıyor. Önemli dergilerimiz var. Impact Faktörü 1'in üzerinde olan, 2'ye yaklaşan ulusal dergilerimiz var. Belli koşullarda yazarlardan ücret alan dergiler. Ama bu dergileri dosyamıza koymasak mı diye çekinceleri olan ama bize editörlere müracaat eden dergilerimiz var. Umuyoruz ki yakın zamanda bu konular düzelecek, belli bir çerçeveye oturtulacak diye tahmin ediyorum. Hakemlik, editörlük, yayın kurulu üyeliğinin teşviki konusunda başka... Evet, bu konu, birkaç cümle bu konuyla ilgili ben bir şey söyleyeyim isterseniz. Tabii Pablons, TÜBİTAK yetkilileri, OLAKİM yetkilileri bahsetti. Pablons bu konuda önemli bir yazılım ancak tek başına sorunu çözen bir sistem değil tabii ki. Akademide ve doğanın genel dengesinde karşılığı olmayan hizmetler çok sürdürülebilir olmuyor. Hakemlik elbette para karşılığı yapılacak bir şey de değil. O zaman editörlüğü de para karşılığı yapılan bir şeye dönüştürmeniz lazım. Bu noktada teşvik edici sistemlerin devlet eliyle yapılması haricinde bir sistem açıkçası bizim için çok kullanışlı ve uzun süreli gözükmüyor. Yani bir akademisyenin kendi bölümündeki görevlerini devam edebilmesi için belli bir zaman diliminde, belli sayıda, belli kıstasla dergilerde hakemlik yapmasının zorunlu tutulması önemli bir basamak olabilir mesela. Başka birçok zorunlu kriter var çünkü. Derslere girmelisiniz, hasta bakmalısınız, işte tez yönetmelisiniz gibi. Örneğin bir akademisyen 5 yıl içerisinde en az 30 tane makaleye, 3 yıl içerisinde en az 20 tane makaleye hakemlik yapmalı gibi bir kriteri üniversite kurulu koysa
sanırım bu konuda ciddi bir destek olur dergiler için. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de küçük bir katkıda bulabilir miyim? Yani aslında anladığımız pandeminin bu bilimsel yayıncılığın mevcut yapısal sorunlarını birazcık daha artırdığını anlıyoruz bu şeyin sonunda. Yani kaynak açısından zengin ve kaynak açısından fakir dergiler arasındaki bir kere fark çok açıldı. Çünkü kaynak açısından zengin olan dergiler bu araştırmalı yüklerini daha rahat ele alabildiler. Diğer kaynak bakımından fakir dergiler işte bu hakem değerlendirme, düzenleme, yayınlama etkilerini desteklemek için daha az insan kaynağıyla bu sorunları ele aldılar. Tabii hakem değerlendirmesi genellikle boş zamanlarda yapılan bir iş olduğundan hakemlerin de artan bir iş yoğunlukları oldu. Bu iş yoğunluklarından kaynaklanan gecikmeler dışında bu pandemi süresinde işte ailelerin, akrabaların bakımı, ek işler bu mevcut havuzu daha da daralttı aslında. Hatta kadınlar için bu ekstra yükler daha fazla olduğu için kadınların daha az COVID-19 ile ilgili daha düşük yazarlık yaptıkları bu dönemde tespit edildi. Editörler ve hakemler de aynı zamanda araştırmacı olduklarından bütün bu sorunlar kaçınılmaz oldu. Bunun dışında bilimsel yayıncılık üzerindeki bu baskılar sadece COVID-19 araştırmalarını etkilemedi. Normal şekilde araştırma yapanların da araştırmaları aslında bir ölçüde yavaşlamış oldu. Yani çok bilim insanı kendi tam bilimsel kanıtlarını ve araştırmalarını sunacakken böyle bir pandemiyle bunlar ikinci plana itilmiş oldu. Ve bu genç bilim adamlarının bilimsel tanıtım süreçlerini aslında bir ölçüde yavaşlattı. Bunun gibi etkilerin aslında bir süre sonra herhalde alışmaya başlayacağız. Yani herkes işine yavaş yavaş döndükçe, normal hayatlarımıza başladıkça, pandeminin dışında da yayınlar çoğalmaya başladıkça bir şekilde bunlar atlatılacak. Ama kabul etmek gerekir ki yani bir şeyde okumuştum, bu COVID-19'da paralel bir salgın diyor bu yayıncılığın kapasitesinin test edilmesi. Yani o COVID-19'la birlikte bu da bir salgın gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir önemli soru da etik konusunda. Şimdi dergi editörümüz diyor ki, birçok uluslararası indekse başvurduğumuzda etik politikalar TR dizinde de aynı şekilde ciddi bir şekilde inceleniyor, isteniyor dergilerden diye. Acaba genel bir etik politikalar metni hazırlanamaz mı? Bütün dergilerimiz, örneğin Dergi Park'taki dergilerimiz için bunlar kullanılabilir hale gelemez mi diye soruyorlar. Bazı yayın evlerinin böyle politikaları olduğunu ve bünyesindeki dergilere de bunları açtığını biliyoruz. Acaba böyle bir şey yapmak doğru olur mu? Kolaycılığa mı kaçmış oluruz? Buradaki amaç bu etik politikaların editörler tarafından hazmedilmesini ve uygulanmasını sağlamak için her birinden orijinal bir politika istenmesi şeklinde mi olmalı? Yoksa böyle bir genelleme yaparak dergilerimizi açabilir miyiz? Bu konuda konuşmak isteyen... Ben kısa bir bilgi verebilirim, çok kısa belki. TR Dizin ve bu konuda yaptığımız çalışmalarda TR Dizin yeni yaptığı kriterler ve çalışmalar noktasında bizi uyardığında veya dergilerden beklentilerini ilettiğinde bu tarafta bir çalışma yürütüyoruz. Biz şimdi yeni tasarımda diyeceğim tekrar Ağustos ayı için. Dergilerin ana sayfasında zorunlu bir alan yapacağız. Etik politikalarını, etikle ilgili verilerini paylaşacakları. O sayfayı doldurmaları zorunlu olacak. Yapabileceğimiz şey şimdilik bu yönde TR Dizi'ne katkı sağlayabilecek veya en azından bu konuda açıklığı, şeffaflığı ortaya koyabilmek adına. Teşekkürler. Berna Hocam söz istemişti galiba. Evet. Açıkçası evet, her derginin etikle ilgili yazarlara bilgi kısmında son derece ayrıntılı bir
bilgiyi vermesini beklemek mümkün. Fakat sadece bu belli düzeyde bilgi vermek değil, daha sonra yayın politikası sırasında, yani süreç içerisinde bunların takipçisi olduğunu da göstermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani belki hani bir bütün bir dergi grubu için ya da dergi parkı için işte her derginin aynı standart bir formu, standart bir bilgi paketini paylaşması, bilmiyorum, görünüşü belki kurtarabilir ama uygulamada gerçekten bunlar hayata geçiyor mu ve bunların takipçisi midir dergi? Onu bilmemiz gerekir zannediyorum. Teşekkürler. Hocam ben de söz alabilir miyim? Buyurun Sibel Hanım. Benzer bir soru sorulara geldi. Arada chat'ten ya da question and answer'dan soruları takip ediyorum. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. TR dizinin bu seneki işte etik kurallarıyla birlikte hani pek çok şey var, talep var, soru da var. Bunlardan bir tanesi de hani standart bir metin işte paylaşsanız da biz de dergilerde onu yayınlasak şeklinde bir soru geldi. Fatma Hanım da biraz önce söylediği gibi TR dizinin kriterlerinde dergilerden beklentilerimizi her yeni yayınlanan, eklenen kriterler konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz. Dergi parkı taleplerimizi iletiyoruz, beklentimizi söylüyoruz. Geliştirmeyi de arkadaşlarımız ona göre yapıyorlar. Çünkü aynı kurumun iki ayrı hizmeti, biz değerlendiriyoruz. Dergide şu yok diyoruz, reddediyoruz ama hani bunun dergi parkta yapılması ve dergilere de fayda sağlaması tabii ki temel amacımız. Şimdi tabii ki yapılabilir, mesela dergilere standart bir şey hazırlanabilir ama copy paste bir metni alıp kopyalayıp oraya yapıştırmak aslında istenen de o değil. Tabii ki neler olması gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği, nelere atıfta bulunması gerektiği bunlar paylaşılır. Ama TR dizin olarak biz, hocalarım ve siz de buradasınız, derginin yayın etik konusundaki politikasını öğrenmek istiyoruz. Ve buna uygunluğunu bekliyoruz açıkçası. Yani sadece sayfada böyle bir bilgiye yer vermesi derginin hani TR dizinin açısından da yeterli bulunmadığını da katılımcılarımızla da paylaşmak istedim. Ben kısa bir şey daha söylemek istiyorum Cem Hocam, Sibel Hanım'ı tamamlamak adına ve sadece verilerin ana sayfada tabii ki beyan edilmesinin ötesinde dergi parkının şöyle de bir durum var. Süreçlerdeki şeffaflığı net olarak görebiliyoruz ve sistem bize gerçekten de bazı konularda, mesela editörü kendi dergisinde kaç makale yayınladığını, aynı yazarın aynı sayıda kaç makale yayınlayabildiğini ya da bir dergideki hakemlik yapan kişinin ne kadar sayıda makalede hakemlik yaptığını görmenizi sağlayan şeffaf bir ortam oluşturuyor dergi var. Dolayısıyla bizler ilerleyen zamanlarda yapacağımız çalışmalara bunu da katarak, yani beyanına yönelik çalışmalarını ortaya koyan raporlamalar sunarak TR dizine, belki komitelere bu konuda desteğimizi de sağlayabiliriz. Teşekkürler. Bir önemli soru da yine TR dizinle alakalı olarak, hem dergi park hem TR dizinle. Şöyle, dergilerimiz TR dizinin kriterlerinin yükselmesinden memnunlar. Aslında bir kaliteyi arttırdıklarını düşünüyorlar. Fakat uluslararası indekslere başvuruları yaptıklarında çok rasyonel olmayan cevaplar aldıklarını, işte örneğin camiada yeterince bu dergi tanınmıyor, atıf potansiyeli az gibi bazen komik olabilen yorumlar aldıklarını söylüyorlar uluslararası indekslerden. Bu indekslerde Türk meslektaşlarımızın daha çok yer alması gerektiğini özellikle vurgulayan hocalarımız var. Ben de katılıyorum, uluslararası bu tür bilimsel camialarda bizler daha çok yer almamız gerekiyor. Bunların etkinliklerini, toplantılarını yakından takip edip buralarda görevler almamız gerekiyor. Acaba diyorlar dergi park veya TR dizin bu Scopus gibi, SCI gibi, PubMed gibi dizinlere başvurmadan önce bunların eleme kriterleri doğrultusunda bizleri gözden geçirebilirler mi? Bizlere bu konuda
yol gösterici olabilirler mi diye bir soru geldi. Bunu yöneltmek istedim, cevaplamak isteyenlere. Bu konuda deneyim yaşayan dergilerimizin editörlerinden yorum yapmak isteyenlere açıyorum soruyu. Ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Sibel buna cevap verecek. Çünkü dergi park bir dizin olmadığı için bu konuda açıkçası dergilere uluslararası standartlarda süreli yayıncılık yapabilme imkanı sunan bir yer. Dolayısıyla derginin yönetimi ve bununla ilgili yayın politikası tamamen onların sorumluluğunda. Bu konuda biz çok bir TR dizin gibi girişken olmayacağız. Ama şunu söylemek lazım. Dergi park proje olarak devreye girmeden evvel Türkiye'nin dünya sıralaması 20'lerde falandı. Ancak bu altyapının, dergi parkının 6-7 yıldır hizmet vermesi, altyapının uluslararası standarda erişmiş olması bizim bu sıralamadaki yerimizi değiştirmedi. Dolayısıyla biz dergi park olarak daha nitelikli yayın yapılabilmesi adına artık Nisan 2020'den itibaren yayın hayatına yeni başlayacak dergi başvurusu almıyoruz. Sizin o söylediğiniz şekilde dergilerin daha nitelikli dünya sıralamalarında yer alması, dizinlere, uluslararası dizinlere girmesi adına sizin yapacağınız tek şey yeni dergi çıkartmayı değil, kaliteli yayın yapmayı teşvik etmek adına bu oldu. Ben kısaca sadece bu katkıyı söyleyebilirim. Sibel Hanım daha nitelikli cevaplar verecektir buna yönelik. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sibel Sayın Cem Hocam, cevabı ben oradan yazmıştım. Buradan da herkese tekrar paylaşayım. Orada cevapları verdik ama aslında all panelist seçmişiz herhalde. Bazı cevapları tekrar attendance'ları da çeviriyoruz. Geçmiş dönemde Web of Science için böyle bir çalışmamız olmuştu. Karşılıklı o dönem Clarivate değildiniz, Thomson Reuters döneminde. TR dizinde yer alan dergileri de yine belli ölçütler çerçevesinde değerlendirerek işte şu kadar yıldır TR dizinde olması, işte bu kadar süredir hiç uyarı almamış olması gibi o dönem şu anki atıf dizini gibi bir programı, sistemimiz olmadığı için ancak biraz manuel işlemlerle yaptık bunu. Dergi önerilerinde bulunduk. Hatta o Türkiye adresli dergi sayısının arttığı dönemlerdeydi. Üzerinden epeyce zaman geçti. Sonrasında bir süre daha devam ettik. Biz sadece öneriyorduk dergiyi. Bunlar TR dizinde ve TR dizinde yer alan dergiler arasında nitelikli olan dergiler gibi. Tabii ki kendi değerlendirmelerini kendilerine göre yapıyorlar. Yani onların farklı kriterleri var. Evet, bir süzgeçten geçiyor ve eleniyor dergiler, nitelikli dergiler oraya gidiyor ama sonuçta atıflarına bakıyorlar. Web of Science'dan aldığı atıfa, o alanda ne kadar bu bölgede bir dergi olduğuna bakıyorlar falan. Bir süre sonra zaten biz bu şeyimizi sonlandırdık. Ara ara yine hani görüşmelerimiz olmuştu sonrasında. Birkaç dergi daha hani önerisinde bulunduk. Şöyle hani pek çok dizin, uluslararası dizinlerle TR dizin çalışmasını ve yapılan değerlendirmeyi, süreçleri biliyorlar açıkçası. O yüzden hani kriterlerimiz açık, dergi listemiz açık. Dolayısıyla hani o listede yer alan dergileri de değerlendirebilirsiniz dedik. Ama hali hazırda halen TR dizin tarafından devam eden bir öneri ya da Türkiye sorumlusu olduğumuz bir çalışmamız da var. Erich Plus'a dergi önermiyoruz. Onlar bize soruyorlar dergilerin durumlarını. Biz dergiyle ilgili değerlendirme raporu değil ama hani olumsuz yönü varsa en azından bunları paylaşıyoruz. Böyle bir ek yapmak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de katkıda bulunabilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi öncelikle söyleyeyim, sözcüklere takılmıyorum ama ben görmeyeli Ulakbim'de dahi hakem sözcüğünü biz kullanmıyoruz. Doğru bir şey değil hakem. Futbol maçında değiliz. Danışman dergideki yazıyı editörün veya editörler kurulunun o yazı benim dergime uygun mu, bunu düzeltebilecek yetkinlikte mi diye başvurduğu kişilere biz danışman diyoruz. Hakem yok. İkinci soru, bütün bu tartışılanların son noktası akademik yükseltmelerin tek ya da en önemli koşulunu yayın halinden çıkarmadıkça
bu yayıncılıktaki, akademik yayıncılıktaki sıkıntıların tam anlamıyla bitmesi diye bir şey söz konusu değil. Bakın çok net bir tablo. Bundan kaç yıl önceydi? İşte bir 4-5 yıl öncesi, tarih yanıltmasın. SCİ'de dizinlenen Türk dergisi sayısı 70'li sayıların üzerine çıkmıştı. Bugün 30'lardayız. Temmuz ayında ne olacak? İmpak faktörleriyle, etki değerleriyle birlikte o da daha aşağıya mı düşecek? Soru işareti. Çünkü bakın hakem bulamıyoruz diyor arkadaşlar. Ben onlara danışman bulma konusunda üniversite arası kurulun akademik yükselme isteğindeki akademisyenlere hakem değil danışman olmalarını önermek ve bu öneriye, bu uygulamaya puan vermelerini istiyorum, talep ediyorum. Bunu ULAKBİM de yapabilir. Çünkü elbette ki akademisyenliğin başı olarak değerlendirilebilir ama özellikle bunu profesörlük atamasında da olsa kullanmak, danışmanlığa da belirli bir ölçüt için puan verilmesinin bile danışmanların daha gönüllü çalışabileceğini, istekli olabileceğini düşünüyorum. Benim aklımdan geçen bu. Konumuz genel olarak pandemi döneminde yayıncılıktı. Ama ben görüyorum ki Türkiye normale dönmüş gibi. Normal diye şunu görüyorum. Sağlıkçıları alkışlayanlardan bugün bir haber, İstanbul'da silah çekmeye, doktoruna silah çekmeye kadar varan bir tablo karşısındayız. Bu dönem geçecek ama dergilerimiz bu dönemden daha olumlu kazançlarla çıkması ve akademik yayıncılığın, bilimsel yayıncılığın daha prensiplerinin ve doğru temellerin üzerine oturduğu günleri görmek dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Orhan Hocam. Bir soru var, önemli bir soru da. Belki Berna Hocam cevaplamak isteyebilir. Berna Hocam burada mı acaba? Evet evet, buradayım. Merhaba Berna Hocam. Şimdi editör Sayın Onur Hamzoğlu, Toplum ve Hekim Dergisi editörü şöyle bir soru yöneltmiş. Ülkemizde klinik araştırmalarla ilgili mevzuat 10 yıldan daha az bir süre önce güncellenmiş ve kullanımı kurumsallaşma aşamasına ulaşmıştı. Bununla beraber COVID-19 süreci gerekçe gösterilerek araştırma izni için mevzuatta olmayan bir komisyon kurulmuş ve sürecin birinci aşaması için yetkilendirilmiştir. Söz konusu komisyon kurulmadan önce izin alınmış araştırmalar için de başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu tutumu araştırma etiği açısından nasıl değerlendirilmelidir şeklinde bir yorumu olmuş. Bilim insanının toplumsal sorumluluğu da dikkate alındığında böyle bir uygulama karşısında bilimcilere nasıl bir rol düşer diye sormuş. Bu konuda konuşmak ister misiniz veya konuşmak isteyen? Evet, aslında evet, yani Onur Hoca'nın dile getirdiği şey son derece doğru. Ve Onur Hoca'nın haklı olduğunu düşünüyorum. Ben kendisine yazdım da chatten, haklı bulduğumu kendisini. Evet. Aslında tabii hep biz özellikle üniversite çatısı altında çok özgür bir ortamda çalıştığımızı hayal ederiz. Fakat bu gerçekten idealden çok uzakta olduğunu düşündürten pek çok örnek. Yaşamışızdır, yaşamaktayızdır. Zannediyorum bu Onur Hoca'nın dile getirdiği nokta da bu örneklerden birisi. Hayır, siz o kadar da özgür değilsiniz diyen bir ses var dışarıdan. Dolayısıyla ben bunu çok, ne diyeyim, en azından talihsiz buluyorum. Böyle bir girişimi, yani sizin yapmayı düşündüğünüz bir çalışmayı daha önce bir komisyona önce sunmanızı, ancak ondan onay çıkarsa o çalışmanın daha sonraki aşamalarını yapma durumunda olmanızı hiç uygun bulmuyorum. Onur Hoca daha sonraki chatte Türk Tabipler Birliği'nin, uzmanlık derneklerinin de bu konuda aslında sorumlu olduğunu hatırlatmış.
Yani muhtemelen bir şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum. Belki buradaki temel kaygı henüz COVID'le ilgili her şey bir toz duman bulutu arkasındayken yani belki bir nasıl diyeyim sıkıntı çıkarabilecek bir takım çalışmalar yapılmasın, önceden önü kesilsin diye midir? Yani tam bilmiyorum kuşkusuz, anlamaya çalışıyorum ama uygun bulmuyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir başka soru da yine TR dizinle ilgili. TR dizinde A ve B grubu oluşturulabilir mi? Daha çok dergiyi içine alabilir mi diye sormuş bir editörümüz. Yine süreçleri hızlandırmak mümkün olabilir mi diye iletmişler. Sibel Hanım belki siz cevaplamak istersiniz. Tabii ki hocam. TR dizin artık ulusal atıf dizine oldu biliyorsunuz. Bunu geçen sene lansmanda düzenleyerek paylaşmıştık. Henüz bazı raporları açmadık. Çok arkada veri var. Geçmişten taşınan, eski sistemlerden taşınan ve şimdiki yapıya uygun halde ve doğru hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o doğrulama işlemlerini nispeten büyük oranda tamamladık. Buna bağlı olarak da artık dergi, atıf, yazar, bu tip raporlar yayınlanacak, işbirlikleri gibi. Dolayısıyla Web of Science'ın Journal Citation Reports gibi artık dergi raporları yayınlandıktan sonra TR dizinin içerisinde de bu verilere dayanarak evet bir kategorize yapılabilir. Şu an hani bunu hemen söylemek, modellemek çok zor ama verileri gördükten sonra elbette tartışarak bir takım hesaplamalarla nasıl bir şey yapılacağı ortaya konabilir. Böyle bir planımız var yakın zamanda. Bu her zaman söylenen bir şey. Biz de işin içinde olduğumuz için ve yıllardır hani bu hizmetin içinde olduğumuz için gerçekten görüyoruz. Kriterlerimizi her yıl hani ekliyoruz, daha geliştiriyoruz, evet zorlaştırıyoruz. Hatta bir yorumda hani Scopes'a girdim ama TR dizine giremedim diyen editörümüz bile var. Kriterler ağır gelebilir editörlere ama kendi içinde de kabul dergileri içinde de kategorize edilebilecek durumdayız aslında bakarsanız. Yine gelen sorulardan, yorumlardan biri de TR dizine girmek zor. Süreci hızlandıralım çünkü bu bir kısır döngü oluyor. TR dizine girmedikçe yayın alamıyor. Yayın alamadıkça sayı basamıyor. Sayı basması ve zamanda yayınlaması TR dizinin kriteri. Dolayısıyla bu bir kısır döngünün içerisinde birbirini tetikliyor. Bu noktada hani ne yapılabilir? Dergilere başvurduktan sonra içeride bir izleme süreci olabilir mi? Belki olabilir. Yine başvuran dergilerle ilgili bir yeni modülümüz var. Onlarla ilgili de raporları elde edeceğiz. Bugüne kadar yapmadığımız şeydi. Bu raporlara göre de dergileri TR dizine alırken kriterleri bir ek madde olarak rapordan gelecek veriyi kullanabileceğiz. Belki o başvuru sürecinde de daha temel kriterleri sağlayan dergileri dizine alabiliriz. Belki hepsi olmayabilir ama biliyorsunuz her sene geliştirmeye çalışıyoruz TR dizini. Bunlar planlarımız arasında umarım hani en kısa sürede güzel şeylerle hizmete açacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Başka sorularla ilgili preprintler kaynakçada gösterilebilir mi? Gösterilirse nasıl gösterilir diye sormuş bir dinleyicimiz. Bu konuda İbrahim Bey veya söz almak isteyen var mı? Evet hocam. O mesaja da yanıt verdik zaten. Preprintler kaynak gösterilebilir. Zaten DOI numarası da veriliyor. DOI numarası verilmesi bir anlamda kaynak gösterilebilmesini de kolaylaştıran bir etken. Bilimsel araştırmalarda preprintlere de kaynak gösterebilirler. Teşekkür ederim. Sorular, bendeki sorular hemen hemen bitti sayılır. Başka sizlerin eklemek istediği nokta varsa buyurun konuşabilirsiniz. Ben söz isteyebilir miyim Bey? Efendim?
Ben söz alabilir miyim? Evet, Orhan Hocam, buyurun. Anlamadım demiyorum, ancak anlamakta güçlük çektiğim iki konu preprint ve retraksiyon. Preprint olayı, hele gelişmekte olan online yayıncılığın, e-yayıncılığın, dijital yayıncılığın arttığı bir dönemde bence çok fazla gerek duyulmaması gereken bir durum. Yani ya bu bir sayfa numarası verecek DOI benzeri bir belirtecini koyacaksınız. Koyduktan sonra bunun artık bilim ortamına atılmaması diye bir sorun yok. DOI numarası aldığınız şey artık basılmış sayılmalı. Sayılır. Retraksiyon ise daha da kötü bir olay. Bence retraksiyon bir itiraf edeyim, böyle basit bir gerekçeyle ya da minik bir usul gerekçesi dışında önemli bir gerekçeyle bilimi yanıltmaya yönelik bir durum olduğunda biz o kişiyi retrakte ederek yazısını aklımızca bilimi doğru yola götürüyor gibi düşünüyoruz ama tam tersi o kişinin daha sonra da benzer şeyler yapabilmesinin önüne geçmek açısından bilim camiasından yayınların atıldığı veri tabanından, depodan çıkartmak ona bir fayda sağlamak oluyor. Özellikle günümüzde bu acilen COVID'in tedavisi için farmasötik ürün bekleyen kişiler açısından bu önemli. Sektörün baskısıyla yapılmış bir çalışmanın özür dileriz yanlışmış işte klorokin değil de bilmem şu kullanılacakmış gibisine 4 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra onun yayından çekilmesi onu ödüllendirmektir bence. Tam tersi elektronik yayıncılıkta normal derginin arka planında kağıt rengi bir şey varken kırmızı ve üzerine çarpı çizilerek bu yazı şu etik dışılık ya da olumsuzluklar nedeniyle çekilmiştir deyip yazıyı orada bırakmak bu kişi ve kişilerin daha sonraki yıllardaki ürünlerinin de benzer bir yola gitmesi halinde önemli bir performansları olacaktır. Ben itiraf ediyorum başka bir ülkenin takip etmediğim bir dergisindeki retraksiyonları bilemiyorum. Bilemem. Çekildiği... Murat Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi bizim uygulamamızda belki yayın evi uzmanlarımız da bu konuda düzeltme yapabilirler. Retrakte ettiğimiz yazılar kalıyorlar. Orada yani bunlar tamamen kaybolmuyorlar. Ayrı bir baskı halinde bu yazının retrakte edildiğiyle ilgili de bir not yayınlıyoruz üstelik. Edilmesi yasak. Yani tamamen kaybolması söz konusu olmuyor. Ben sizin söylemenizden sanki retraksiyon yaptığımızda o şeyi tamamen ortadan kaldırıyormuşuz gibi anladım. Bunu mu kastettiniz yoksa yani retrakte edilmiştir şeklinde bir ifadeyle neden retrakte edildiğini belirten bir ifadeyle retrakte ediliyorlar ama aynen mevcut hallerini koruyorlar fakat alınıp kullanılmaması adına bu eksiklikleri nedeniyle bunlar işaretli bir şekilde belirtiliyor. Benim burada söylemek istediğim özellikle son günlerde medyaya fazlasıyla düşen bir yayın vardı. Çok yazarlı bir yayın. Dergide yayınlandıktan sonra bazı yazarların yerlerini beğenmeyerek, sıralamaları beğenmeyerek, bakın yöntemini, kullanılan materyalini vesaireyi değil... Sadece isim sıralarını beğenmeyerek bunu çekebilmeleri gibi bir tablo vardı ki bu da bir editöre yapılacak en büyük saygınsız davranıştır. Geri çünkü, çekmeyeden bahsediyorsun. Yani redaksiyon evet, farklı, geri tabii çekme ki, farklı tabii, olarak. Tabii ki redaksiyon farklı ama bakın bu gerekçelerle bile yazıların çekilebildiğini biliyorum da onun için söylüyorum. Preprint'in işte bu tehlikesi, preprint'te her ne kadar DOI veriliyorsa da bu tür anlamlı olmayan, etik olmayan bilimsel dışı sorunlardan dolayı çekilmesi karşısında hakemlerin de aldatıldığını, hakemlerin değil, editörlerin ve danışmanların aldatıldığını düşünüyorum ben. Bu nedenle buna çok göz yumulmaması gerektiği
düşüncesindeyim diyorum. Benim bildiğim kadarıyla uluslararası yazı geri çekme anlamında oturmuş kriterler çok net değil. Yani hangi aşamada, hangi durumda. Fakat retraksiyon daha net bildiğim kadarıyla. Evet. Belki İbrahim Bey bu konuda bir şeyler eklemek isteyebilir. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle kendi konumuzla ilgili, preprintle ilgili birkaç noktayı bahsedeyim. Sonra retraksiyon konusunda da birkaç söz söyleyip Taner Hocam'a bırakmam lazım. Kendisinin uzmanlık alanı. Türkiye'nin Retraction Watch temsilcisi diyebiliriz. Önemli çalışmaları var gerçekten. Şimdi sevgili Orhan Hocam, preprint konusu yeni bir konu değil. Bunu yükselen bir trend olarak görmeliyiz. Çünkü şu anda demin sunumda örnek verdiğim gibi Springer'in database'i 20 bin makaleyi geçti. Preprint'ten korkmamalı ve endişe etmemeliyiz. Aksine herhangi bir çalışmayı bir dergiye gönderdiğiniz zaman siz, yazarlar, derginin editörleri ve hakemler biliyor. Ama preprint server'a yüklediğiniz zaman tüm dünya görüyor, biliyor. Bu aynı zamanda dergi ve hakemler üzerinde de ayrı bir baskı oluşturuyor. Bu çalışmayı reddederse sağlam gerekçelerle reddetmeli, kabul ederse sağlam gerekçelerle kabul etmeli. Şu anda hiçbir akademik yükseltme dosyasında preprintler bir akademik ürün olarak kabul edilmiyor zaten. Bu konuda endişe duymaya mahal verecek bir olumsuzluk belirtisi yok. Ancak insanlar literatür taramalarında henüz preprint server'da yayınlanmış, yani bir dergide hakem değerlendirmesinden geçip de yayınlanmamış bir makaleyi okuyor ve o makaleyi bilimsel bir makale gibi alıp inceler ve pratikte kullanır kaygınız varsa bu okuyanın sorumluluğudur. Yani bugün ilkokullarda bile medya okuryazarlığı dersi veriliyor artık. Hekimlerin de artık belli bir noktada okuduğu metnin nerede yayınlandığını, çalışmanın nerede yapıldığını, kaç hastayı kapsadığını artık analiz edebilme yetenekleri var. Dolayısıyla sesim geliyor mu? Bir ses duydum evet. Kulaklıktan. Duyuyorum. Dolayısıyla preprintleri bir tehlike değil, aksine daha şeffaf bir bilimsel akademik yayıncılık için bir fırsat olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Preprintler atıf yapılabilir. Preprint'e bir makalede atıf yapıldığı zaman o makalenin gönderildiği dergide bu preprint'in yapılan atıfın ne kadar kıymetli ya da bilimsel olduğunu değerlendirecek kişi o derginin editörüdür, hakemidir. Dolayısıyla burada var olan bilginin tehlikeli olması gibi bir durum değil. O bilgiyi başka şekillerde kullanabilecek insanlar olabilir. Dolayısıyla buradaki ikisini birbirinden ayırmak lazım. Preprint yayıncılıkla sizin sürekli tarif ettiğiniz sürekli yayıncılık aynı şeyler değil. Preprint yayıncılık çok farklı bir saha. Şu anda belki yüz binlerce makale orada dolaşımda duruyor. Bundan endişe etmemeliyiz, bundan korkmamalıyız. Retraksiyon konusunda vermiş olduğunuz örnek Türkiye'deki makale geri çekme makalesiydi. Keza retraksiyon konusu en çok retraksiyon yapılan yazının yazarına darbe vurur. Bir derginin retraksiyon yapması olumsuz bir şey değildir. Ama sizin örneğin 5 yazarlı bir makaleniz retrakte edildiyse ve bir de keyifsiz bir gerekçeyle retrakte edildiyse bu sizin ila nihaye ömür boyu torunlarınızın torunlarının göreceği bir olumsuz durum olarak literatürde kalacaktır Cem Hocam'ın tarif ettiği gibi. Dolayısıyla retraksiyondan da korkmamak, kaçmamak, endişe etmemek, bunu çok kötü bir şey gibi görmemek, aksine retraksiyon vakalarının daha sonra bilimsel araştırma yapıp yazacak insanlara birer numune, örnek, bir anlamda yargı içtihadı gibi bir numune olarak önlerinde durması için de fayda sağladığını düşünüyorum. Her iki konunun da bu minvalde değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum ve sözü Taner Hoca'ya bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim İbrahim Bey. Sesiniz gelmiyor galiba Taner Hocam ya da ben duyamıyorum. Şu an geliyor mu sesim? Sesiniz geliyor, sorun yok. Tamam. Withdrawal'la retraction'ı karıştırmamak lazım. Yani kelime anlamı ikisi de geri çekme ama withdrawal biliyorsunuz yayımlanmamış bir yazının yazarları tarafından geri çekilmek istenmesi. Burada çok büyük problem olmuyor ya da kamuoyuna yansıyan bir problem olmuyor. Ama retraksiyon, Cem Hocam'ın da İbrahim Bey sizin de söylediğiniz gibi retrakte edilmiş bir makale, gerek makalenin, derginin basılı sayıları varsa, gerek online sayıları varsa, her ikisinde de mutlaka belirtilmek zorunda bir retraction notu istenen, bir retraksiyon notuyla birlikte kim tarafından istendi, neden istendi, bunların yer aldığı bir notla birlikte
yer alması gerekiyor ve bu hep kalıyor ve bunun dergi editörleri tarafından derginin yer aldığı dizinlere de bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben de daha önce sizden duyduğum o lafı söyleyecektim İbrahim Bey. Yani retrakte edilen bir yazı, hele etik kusurlar nedeniyle ya da içerikte ciddi sıkıntıların olması nedeniyle retrakte edilmişse, hakikaten o yazarlar için bir slide'da da sunduğu gibi ileriye yönelik çok ciddi sorunlar yaratıyor. Sizin o sözünüzü ben çok beğeniyorum. O yazarların torunlarına kadar sirayet edebiliyor o üzücü retrakte edilmiş yazı ibaresi o isimlerle birlikte. O çünkü hiçbir zaman sanal alemden çıkmıyor. Yani Orhan abimin, Orhan hocamın burada bir şey yapamadık. Retrakte edilen bir yazıyı her zaman görmek mümkün. Dolayısıyla bir şey ekleyebilir miyim Taner hocam? Sorun yok. Buyurun Cem hocam. Bu noktada. Şimdi retraksiyon bir cezalandırma usulü değil aslında. Değil tabii, olmamalı. Tabii ki. Sonuçları itibariyle ona yol açıyor taraftan. Şimdi retraksiyonun ne için yapıldığı önemli. Çok özür dilerim. Evet. Tekrar gideceğim. Retraksiyon okuyucudan da istenebilir. Yazarın kendisi yazısını retrakte. Yazarın kendisi de çekebilir. Yani bu kalıcı olması, yani bir böyle görülmemeli bence. Ama retraction notice denen retraction notu. Nedeni önemli burada. Orada belirtilir bunlar. Yani nedeni önemli. Evet. Eğer bu onur kırıcı bir nedenle alınmışsa o zaman tabii rahatsız olacaktır yazar. Ama bazen hatalar yapılabiliyor. Tabii. Bir hata yapmak suç sayılmaz. Sayılmaz. Yani yazar istatistiksel bir hata yaptığını daha sonradan fark etmiştir. Bu nedenle kendi yazısının retrakte edilmesini isteyebilir. Ama bu notta bildireceği için çok şey yani, değil. Yani bu güzel bir şeydir yazarlar. Evet. Sonuçta bunu yazarlara da şöyle anlatmamız gerekir. Yani bu bir cezalandırma usulü değil. Bu editörlerin çok yapması gereken literatürü düzeltme amacıyla yapılan bir işlemdir. Bunu da öyle görmeleri. Pop'un rehberinde de bu söylediğiniz cümle vardır. Bu bir cezalandırma, retraksiyon, bir cezalandırma yöntemi stili değildir. Ama şu amaçla yapılmaktadır gibi. Sevgili hocam, bir not eklemek istiyorum. Pratikteki uygulamaların büyük bir kısmı sanırım yazarların gönüllü olarak çalışmalarını retrakte ettikleri değil de daha ziyade farklı conflict of interest vakaları veya etik dışı durumlardan dolayı olan sonuçlar olduğu için hep retraction meselesi zihinlerde kötü bir şey olarak kaldı. Yani çok bilmiyorum bunun bir istatistikler analizi var mıdır ama geriye dönük retraction vakaları incelendiğinde kabaca tahminim %70-80'i sanırım olası etik dışı tespitler veya farklı conflict of interest durumlarından olmuştur diye tahmin ediyorum. En son Orhan Hoca'nın işaret etmeye çalıştığı sanırım Türkiye'deki COVID vakaları ile ilgili makaleydi. Orada sanırım hükümetin bir politik olarak daha geniş. Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Sorun yok. Sesle duymuyor. Yani Türkiye'den daha fazla sayıda, daha geniş vakanın hazırlanıp gönderilmesi gerekçe gösterilerek o çalışma withdraw yapılmıştı. Retraction da yapılmamıştı. Bunun arkasında başka planlar da olabilir. Hükümetlerin farklı amaçları, farklı planları olabilir ama bu konu özelinde retraction ya da withdraw meselesine veya preprint meselelerine bakış açımızı olumsuza çekmek çok doğru değildir diye düşünüyorum. Bunlar bilimi geliştiren, akademik yayıncılığı geliştiren unsurlardır diye düşünüyorum. Öteki türlü akademik yayıncılıkta her şey çok tek düze ilerlemekte zaten. Evet. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili literatürde oldukça yayın var ve İbrahim Bey'in söylediği gibi retraksiyonların çoğu ne yazık ki etik ihlaller ya da çalışma içeriğindeki ciddi sorunlar olmasıyla ortaya çıkmakta, yapılmakta. Retraksiyonların büyük bir kısmı dediğiniz gibi %80. İhbarlar üzerine genel ilgili çalışmalar, oranlar var. Evet. Sonuçta basit şeylerde zaten correction, düzeltme evet. şeklinde notlarla çözüm getirilebiliyor. Şimdi buyurun Ertuğrul Hoca. Bir katkı yapmak isterim. Buna ben şahit oldum bizzat. Avrupa'da bir yerde tabii ki orada klinik yani üniversitelerin kliniğinin anabilim dalı başkanları 65 yaşına kadar yani rektörler şey gibi emekli olana kadar orada kalabiliyorlar. Ve yetkileri çok yüksek. Onlardan birine seçimine şahit olmuştum. Karşıdakinin tek bir hatası vardı. Parkinson hastalığının tanımını Amerikalı bir yazarınkinden olduğu gibi çekmek. Ve şikayet sonucunda retrakte edilmiş ve bu da PubMed'de duruyor zaten. Sırf bu yüzden özgeçmişi diğerlerinden kat kat fazla iyi olmasına rağmen
ana bilim dalı başkanlığını alamadı. Yani çok ciddi bir husustur retraction. O duruma düşmemek lazım. Yok erre atılmış, yok tamam adam göndermiş, geri vazgeçtim bu dergiden diye geri çekmiş. Bunları çok şey yapmıyorum ama retraction çok ciddi bir konu. Çünkü örneğin ben Türkiye'den de biliyorum. Aynı datayı birkaç yerde yayınlayan, bu muhtemelen yazarın gözünden kaçmış ama bu tip şekilde retrakt edilen makaleler de var. Bunlar çok ciddi hususlar. Ama akademik olarak tamam sizi işten atmıyorlar ama özellikle Avrupa ülkelerinde hiçbir şekilde iyi bir yere, yani diyelim ki bölüm başkanı olmak istiyorsunuz, orada önünüze bir engel olarak çıkıyor ve yapmış olduğunuz hayat, bütün çalışmalarda neredeyse çöpe götürüyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Retraksiyon. Buyurun. Çok kısa iki cümle söyleyeceğim. Yani bizim yayıncılık alanında ülkede daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Retraksiyon konusu hiç bilinmeyen bir konu. Ben kendi branşımızdan örnek vereyim. Son 6-7 sene içinde 6 ulusal dergimizde, Ulusal Kulak Burun Boğaz Dergisi'nde retraksiyon sayısı en fazla 3'tür. En fazla 3'tür. Mümkün değil. Masa başı yayıncılığın, etik ihlallerin çok 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 fazla olduğu ülkemizde 6 sene gibi bir süreçte 6 Ulusal Kulak Burun Boğaz Dergisi'nde, Ulusal Kulak Burun Boğaz Dergisi'nde retraksiyon 3 taneden fazla değildir. Bu çünkü bilinmiyor. Kuralları bilinmiyor. Hayır hocam, hani geriye dönük bir gönüllü istatistikçi ve bu konularda meraklı birkaç akademisyen eğer bir retrospektif bir analiz yapsa Türk yayınları ile ilgili, gerek intihal, duplikasyon konularında, gerek bu gibi retraksiyon gerektirecek konularda, belki dünyanın diğer ülkeleri için de bu dediğim geçerli olabilir. Biz kendi ülkemizden mesul olduğumuz için böyle konuşuyorum. Yoksa her şeyin kötüsü bizdedir anlamında söylemiyorum bunu ama geriye dönük analizler yapılsa ciddi sayıda çalışmada, makalede bu gibi sorunlar tespit edilecektir. Zaten bu toplantıların da amacı bundan sonrası için en azından yayınları nasıl daha doğru bir çerçeveye oturtabiliriz? Etik kuralları nasıl daha doğru koyabiliriz? Dediğiniz soruna katılıyorum ben de. Ama bunu yapabilecek bir gönüllü, bir baba yiğit ordusunun çıkması lazım. Çünkü o kişiler, örneğin en son rektörlerin H indeksleriyle ilgili bir çalışma yayınlandı, herkes biliyordur. Ben hocamızı yakinen tanımıyorum ama sosyal hayatı, akademik hayatı ne durumdadır çok bilmiyorum. Bence ciddi sıkıntıları vardır diye tahmin ediyorum. Teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi burada tabii benim gözlemlerim de şu şekilde, ülkemizde aslında Berna Hoca gibi değerli insanların katkılarıyla bu konuda önemli bir bilinçlenme oldu. Ben şahsen Berna Hocam'dan çok şey kazandım. Yani onun yaklaşımı hakikaten çok objektif, bunu empati yaparak ele alması. Dolayısıyla yani bunu suistimal etmeden, bu etik konusunu bilhassa, burada neler yapılabilir? Benim gözlemlediğim çoğu sorunun yeterli bilgi eksikliğinden kaynaklandığı yönünde. Örneğin intihal açısından teknik intihalin ön sırada olduğunu gördüm. Yani yazarlar herhangi bir şey bilinçli olarak yapmadan hatayla bunu yapabiliyorlar. Referansları veriyorlar ama copy paste yapabiliyorlar. Bunun bir intihal olduğunu farkında olmayabiliyorlar. Bu tip sorunlardan kaynaklandığını ama Batı ülkelerinde buna karşın işte çarpıtma, uydurma gibi çok daha ciddi yasa dışı insan deneyleri gibi sorunların daha sık olduğunu ifade ediyorlar, kendileri ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz aslında kötü konumda değiliz. Biraz bu konulardaki bilgilerimizi daha da yoğun bir şekilde arttırma durumundayız diye düşünüyorum. O yüzden ben ülkemiz adına da çok umutluyum. Bir katkı yapabilir miyim? Tabii Yücel Hocam, buyurun. Yani çok katılıyorum. Buradaki sıkıntılı süreçlerden bir tanesi gerçekten yetkin olmamak konusu çok önemli bence. Yani bu yetkinliği kazanmamış kişilere bu ehliyet verildiği zaman, araştırmacı ehliyeti, ciddi sorunlara yol açıyor. Bizdeki uygulamadaki sıkıntılardan bir tanesi de tıp alanından söz ediyorum. Uzmanlık
eğitimi sırasında bu etik konuların yaygın bir şekilde ve sistematik bir şekilde araştırmacılığın öğretilmemesi. Yani herkes hala çok eskide kalmış, artık usta-çırak ilişkisiyle devam ediyor ve ustasından ne gördüyse onu yapma gibi bir, o da ne kadar gördüyse o kadar oluyor. Bence bunun çok büyük etkisi var. Yani özellikle de kliniklerde işte tıp alanındaki çalışmalar, hele uzmanlık dönemindeki ve bu uzmanlar ilerleyen dönemde akademisyen oldukları zaman aynı şekilde aynı geleneğe devam ettiriyorlar. Ne demeye çalışıyorum? Standart uzmanlık eğitimleri içinde mutlaka etik araştırma yapacaksa, hele tez yapacaksa, hepimiz biliyoruz uzmanlık tezlerinin hani bizim sesiniz gitti. Yücel Hocam, sesinizi alamıyoruz. Görüntü de dondu. Ben ekleyebilir miyim bir şeyler? Tabii, Beyna Hocam. Hem Cem Hoca'nın attığı pası tutmuş oldum. Hem Yücel Hoca'nın söylediklerinden de hareketle. Evet, gerçekten tıpta uzmanlık eğitimi tam böyle usta çırak gibi gidiyor ama eğer siz hasbelkader iyi bir ustanın yanındaysanız, onu kendinize rol model alırsanız, onun işte efendim vizitlerdeki tarzından da olumlu şeyler edinirsiniz, araştırmacı kimliğinize de yine ondan olumlu bir şeyler gelebilir. Ama Yücel Hoca çok haklı. Gerçekten tıpta uzmanlık eğitiminde yapılması gereken, ona eklenmesi gereken etik komponent son derece önemli. Zannediyorum Türkiye'de doktora eğitimlerinde dış ses gelmesin diye doktora eğitimlerinde mutlaka bir araştırmacı kimliğine etik öge eklenmeye çalışılıyor. Yani bu formal bir eğitim ama tıpta uzmanlıkta gerçekten yapılacak çok şey var diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam, etik hususuna bir katkıda bulunabilir miyim? Lütfen. Şimdi biz çok sıkı duruyoruz etik kurallar konusunda, fakat bizim temel sorunlarımız var. Özellikle diyelim ki bu klinik araştırmalarda da var ama temel bilim araştırmalarında da etik kurul tamam, rapor istiyoruz. Diyelim ki karşıdaki adam iyi bir proje yazdıysa ve etik kurulunda verdik ve onu onaylattıysa direkt olarak istediği deneyi yapabiliyor ve gerekirse de kurumlardan, TÜBİTAK gibi kurumlardan hiçbir tecrübesi olmaksızın, tabii ki şeyleri yani tecrübe derken o alanda, etik kurul raporu alabiliyor. Bu ne kadar etik? Bu da ayrı bir sorudur. Çünkü düşünün, bir hayvan deneyi yapacak, ileri bir cerrahi var. Burada bir bakmışsınız 50-60 hayvanın hiçbiri yaşamamış. Örnek veriyorum. Bu kliniğe de yansıtılabilir. Yani illa bir etik kurul, ama bizim temelde de etik kurulun tanımında da sorunlarımız var. Burada nasıl olacak derseniz, burada öncelikle bu konuda birazcık da yetkinlik beklenmesi gerekir veya grubunda da bir yetkinlik beklenmesi gerekir. Ben çok şahit olmuşumdur. Aylarca etik kurul raporu alınmış, proje çıkartılmış ama aylarca hayvan katliamı olabileceğini gördüğüm projeler olmuştur. Yani bu bakımdan da bizim etik kurulun temelinde de çok sıkı konuşsak da temelinde de sorunlarımız var. Teşekkürler. Hem hocam, Berna hocama bir soru sorabilir miyim? Tabii, varsa. Berna hocam, genelde yazarlarla makale değerlendirme ve yayın süreçlerinde yaşadığımız konfliktlerden bir tanesi, çalışmalarının etik kurul onayı alınmasına gerek olmadığı yönünde bir feedback şeklinde oluyor. Çalışma tasarımı, çalışmada insanlarla laboratuvar çalışması olması, anket çalışması olması gibi çok farklı gerekçeleri olabiliyor. Tabii biz prensip olarak, yayın evi olarak bütün çalışmalar için etik kurul onayının alınması gerektiğini, eğer etik kurul onayına gerek yoksa da etik kurulun yine bu çalışma için etik kurul onayı alınmasına gerek olmadığı yönünde bir belgeyi vermesi gerektiğini, buna özür dilerim, yazarın karar vermemesi gerektiğini kendilerine ifade ediyoruz. Burada sorum esasında şu: etik kurulun tam olarak görevi nedir? Ben şöyle algılıyorum yayıncı olarak. Bir çalışmanın tasarımı, planlanması, hastalarla yapılacak insan çalışmaları, hayvan hakları gibi birçok konu var. Ama mesela etik kurul şöyle bir şeye karar verebilir mi?
Siz bir retrospektif analiz yapacaksınız. 5 yıllık vaka takiplerini, dosyaları inceleyeceksiniz ve bir çalışma çıkaracaksınız. Etik kurul bunun yapılmasına gerek duyulmadığı, bunun için zaman, emek, ekipman kullanılmasına gerek duyulmadığı, böyle bir çalışmanın literatüre katkısının olmayacağı, dolayısıyla bu çalışmaya izin vermeme gibi bir hakkı ya da bir durumu var mı etik kurulun? Yoksa her isteyen her istediği çalışmayı geriye dönük üniversitenin, kamunun her türlü olanağını kullanarak yapabilir mi? Evet, teşekkür ederim İbrahim Bey bu soru için. Aslında etik kurulların ortaya çıkması özellikle tıp araştırmalarında hastalar bir zarar görmesin diyedir. Ama kuşkusuz tıp araştırmaları deyince çok geniş bir yelpaze karşımıza çıkar. Ve bir tarafta işte gerçekten işte bir hastadan kan alınması olabilir veya biyopsi alınması olabilir. Yani onun bir zarar görme ihtimali olabilir. Veya kimi zaman da hastalar veya sosyal bilimlerde olduğu gibi insanlar sadece belli konularda bilgi vermeye zorlandıkları için bile zarar görebilirler. Yani yıllar içerisinde bu zarar görme ihtimalinin biraz daha şekillendiğini ve değiştiğini görüyoruz. Bu nedenle işte psikolojik zarar görme de bir katılımcı zararı ortaya çıkabilir. İşte kişilerin özelliklerinin ihlal edilebilme ihtimali de bir zarardır. Gizlilik ya da kişilerin falanca araştırmaya katılması için saygınlıklarının zarar görmesi gibi. Bununla ilgili uluslararası literatür de çok zengindir. İşte ta 1961'de yapılan Milgram'ın çalışması ya da 1971'deki Zimbardo'nun hapishane deneyinde olduğu gibi. Yani bu ikisi mesela sadece sosyal deney olmakla birlikte onlara katılanların zarar görme ihtimali ortaya çıkmıştır ve hatta çok net zarar oldukları için, gördükleri için bu araştırmalar durdurulmuştur falan. Şimdi bir etik kurulun temel çıkış noktası bu araştırma tasarımı bir zarar yaratır mı? Ve hani biz Türkçe'de deriz, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Hani böyle de düşünebilirsiniz belki. Bunu çok iyi tartmak lazım. Bu bağlamda ben etik kurulların üyelerinin hemen hepsinin de aslında araştırma yapan kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendisi bizzat araştırma yapmayan kişi o sürecin nasıl işlediğini, ne gibi sıkıntıların ortaya çıkabileceğini de bilmek durumunda, yani bunu deneyimlemiş olmak durumunda. Bu bağlamda Türkiye'de etik kurullar adına epeyce bir deneyim birikti diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki ilk etik kurullar 1990'ların başında kurulmuştu. Ve sadece ilaç araştırmalarına bakan etik kurullardı. Ve zaman içerisinde hem işleyişi hem etik kurul üyelerinin eğitim alması falan anlamında epeyce mesafe kat edildi diye düşünüyorum. Ama elbette hala yapılacak çok şey vardır kuşkusuz. Burada etik kurulların yani bir retrospektif çalışma için bunun yapılmasına gerek yoktur biçiminde bir söz söyleme durumunda olmadıklarını düşünüyorum ben. Yani son cümle aslında bunun altını mutlaka dolduracaklardır. Bu son cümleyi söyledim ben aslında sadece. Sadece bu cümleyle evet. Değil de evet. şu gerekçelerle etik kurul buna karar verebilir mi? Çünkü bir kişinin çalışmasının etik kurulu onayı gerek olmadığına karar vermek de ciddi bir şey. Aha. Yapabilirsiniz demek de ciddi bir şey. Yapamazsınız. Sizin söyleminizden şunu anlıyorum. Daha çok klinik nedenlerle ve insan odaklı zarar verme prensibi nedeniyle bir çalışmaya hayır denmeli. Öteki türlü bir araştırmacı grubu evet. Hastanenin 10 yıllık hasta arşivini inceleyecek, literatürde binlercesi olan bir yazıyı tekrar yazacak, bu değerlendirecek derginin işidir demek istiyorsunuz. Bu etik yani evet, yani buna bir etik kurulun karar verme yetkisi var mıdır? Çünkü bu onun görev tanımıyla kendisine verilen bir yetki olmalı, değil mi? Yani evet. O olmadığını düşünüyorum. Hani belki tek tek böyle vakalar üzerinden tartışmak daha mantıklı olabilir ama sanki bir etik kurul için böyle bir yetki tanımlanmamıştır gibime geliyor açıkçası. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Artık Türkiye'de
çok farklı araştırma desenleri için başvurabileceğiniz farklı etik kurullar da oluştu. Yani tıp fakültesi içerisinde bakarsak, söz gelimi kendi kurumumda düşünüyorum, iki tane farklı etik kurul var ve düzenli her 15 günde bir toplanan. Birisi girişimsel, birisi girişimsel olmayan. Ama bunun dışında bir de söz gelimi üniversite bünyesinde rektörlükte bir etik kurul var. O da tümüyle neredeyse işte sosyal bilim çalışmaları için, işte anket çalışmaları için karar veren bir etik kurul. Bilmiyorum, yardımcı oldum mu size İbrahim Bey? Teşekkür ederim. Bu tabii çok keskin bir şekilde yanıtlanabilecek bir soru değildi ama zihnimizi biraz daha genişletmesi açısından çok yararlı oldu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İsterseniz toplantıyı sonlandıralım. Çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sabırla bu saate kadar bekleyen dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantının videosunu YouTube üzerinden oluşturacağımız bir zeminde yayınlayacağız. Katılımcılarımıza da duyuracağız. Tabii öncesi konuşmacılarımızla paylaşıp onaylarını aldıktan sonra böyle bir paylaşımı da gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu toplantıyla ilgili anket de sunduk kendilerine. Başka konularda talepler gelirse EAS Türkiye bölümü olarak bu konularda da sizlerin desteğiyle katkıda bulunmaya çalışacağız. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Herhangi bir son sözünüz varsa, selamlamanız varsa buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hep beraber. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Emeklerinize sağlık.